dinleyiciler, İyi Parti'nin YouTube sayfasının çok kıymetli takipçileri. Yepyeni bir İyi Sağlık Sohbetleri programına hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Murat Karaman, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Toplumsal Politikalar Bünyesi'nde Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısıyım. Her ay olduğu gibi sizlere yepyeni bir konuyla ve yepyeni bir konukla, yepyeni bir konu başlığıyla karşınızda oluyoruz. Bu mevcut konu konusunda çok tecrübeli hocalarımızı buraya davet edip konuyu en ince detaylarına kadar çözüm önerileriyle sizlerle paylaşıyoruz. Her programın başında olduğu gibi kıymetli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in en kalbi sevgi ve saygılarını siz değerli takipçileri ve izleyicilere buradan paylaşmak, iletmek istiyorum. Evet, 2022'nin artık son ayı içerisindeyiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 2022'ye veda edip 2023'e hoş geldin diyeceğiz. Tabii bizim için bu 2022 bu kadar bir çırpıda geçmedi. Acısıyla tatlısıyla gerçekten çok fazla olay var ve iyi sağlık sohbetleri formatı üst şemsiyesi olduğu için biz de bugün 2022'nin son ayının son programında istedik ki bir sağlık tandanslı bir 2022 sağlık panoramasını bir gözlerimizin önünden teker teker geçirelim. Son bir yılda sağlıkta neler oldu, neler yaşadık? Sağlık çalışanları hangi problemlerle karşı karşıya kaldı? Biz muhalefet partileri iktidarın bu konudaki hangi zaaflarını, hangi eksiklerini bulduk? Onlara yönelik hangi çözüm önerilerini önerdik? Sağlık ve konusundaki meslek örgütleri ve dernekleri bu konuda hangi konu başlıklarında çığlıklarını, protestolarını gündeme getirdiler? Evet, güzel bir film şeridi. 2021'in son ayından 2022'nin Aralık ayına kadar gözlerimizin önünden şimdi teker teker geçecek. Evet, konu bu olunca bu mevcut panoramanın her konu başlığı hakkında fikir sahibi olabilecek, bizleri yeterince besleyebilecek kimdir, konuk kim olmalıdır deyince aslında hiç tereddüt etmedim. Aklıma gelen ilk isimlerden biriydi. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı diyeceğim. Aslında 12 yıl boyunca yaptı son 2 yıla kadar. 2 ay önce bu görevini yeni arkadaşlara, genç arkadaşlara bıraktı. Çok kıymetli Profesör Doktor Kayhan Pala hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Sizi de böyle bir program yaptığınız için kutluyorum. Hep birlikte bu panoramayı birlikte tartışmaya bakacağız. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Bizleri de kırmadınız, bu davetimizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman sözü hiç uzatmadan hocam, ben bir ekran paylaşımı yapıp buradan bizim panoramamızla ilgili hazırladığımız bu güzel sunumu izleyicilerle paylaşalım. Hocam ben sırayla panoramamızdaki yaklaşık 88 tane slide koyduk ama birçoğu aslında özellikle maalesef sağlıkta şiddet haberleriyle çok fazla örneğimiz var. Her bir konu üzerinde slide'ı geçtikçe sizlerle konuyu biraz detaylayalım. Sizin için de uygunsa programın formatı. Elbette çok uygun olur. Şimdiden elinize sağlık. Lütfen. Ben teşekkür ederim şimdiden katkılarınız için. Evet, tarihler 1 Aralık 2021'i gösteriyor ve Kasım ayı, 2021 Kasım ayı içinde 25 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı ve saldırganların yalnızca ikisi tutuklandı. Diğer tüm 23 tane sağlık şiddeti olayında herhangi bir ceza ya da tutuklanma olmadı. Bu sayı bir ay için ziyadesiyle fazla ama biz gördük ki 2022'de bu daha da arttı. Hocam belki de 2022'nin ve bir önceki yılların gündeme medyaya en fazla sağlık açısından damgasını vuran konu başlıklarından biri oldu. Her gün aslında bir şiddet haberi görmezsek şaşırır hale geldik. Biz muhalefet partileri iktidarı yıllardır ve 2022'de özellikle bu konuda çok uyardık. Çünkü bu sağlıkta şiddet aslında toplumdaki bir şiddetin bizim meslek grubumuza bir yansıması ve yani topyekun toplumsal olarak da böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Bir yandan da alınmayan talep ettiğimiz önlemler var, çıkarılmayan yasalar var. Ben bu kadarıyla anlatıp bu konudaki önerilerinizi ve bu konudaki detaylarınızı merak ediyorum. Buyurun lütfen. Şimdi Murat Bey, gerçekten sağlıkta şiddet bizim öğrenciliğimiz ve hekimliğimizin ilk yıllarında hiç karşımıza çıkmayan bir şeydi. Siz de hatırlarsanız, ben sizden biraz daha kıdemli bir hekimim. Bizim hekimliğimizin ilk yıllarında kapımız çalınır ve içeriye gel demeden hiçbir hasta ve yakını içeri girmezdi.
adı konulmamış, saygıya dayanan ama gerçekten hekimlere, sağlık çalışanlarına büyük bir saygı duyulan bir ortamda yetiştik, büyüdük. Bugün ise gözlerimle tanık olduğum için söylüyorum, bırakın kapıyı çalıp içeriden gel denmesini, kapıyı tekmeleyerek içeri giren bazı hasta ve yakınları var. Peki ne oldu da buraya geldik? Az önce siz kök nedenlerden birini söylediniz. Toplumdaki şiddetin sağlık alanında bir yansıması var. Evet. Ama bununla birlikte sağlık alanına özgü başka çok önemli bir dinamik daha var. O da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 2002 yılında duyurulup daha sonra yürürlüğe giren Sağlıkla Dönüşüm Programı'nın yaratmış olduğu iklim. Bu iklim özellikle OECD ülkeleri içerisinde nüfus başına en az hekim ve hemşireyle hizmet sunmaya çalışan sağlık çalışanlarını çok olumsuz etkiledi. Çünkü düşünün, nüfusa göre sayımız az ama kışkırtılmış bir talep var. Ve bu talep öylesine iktidar odakları tarafından hekim ve hemşireye karşı yönlendiriliyor ki bu talebin aslında aşırı iş yükü nedeniyle karşılanamamasının sorumlusu olarak hep hekim, hemşire, sağlık teknisyeni, ambulans görevlisi gösterilmeye çalışılıyor. Aslına bakacak olursanız, hani zamanı fazla almamak için ayrıntıya girmeyelim ama sağlık sisteminin karşılaştığı problemleri bir yanıyla hekim ve hemşirelerin üstüne yıkayak, bir yanıyla da örneğin acil servisleri acil olmayan olgulara açarak ve randevu sürelerini çok kısa süreye indirerek sırtından atmaya çalışan bir sağlık politikası modeli var. Bunlar bir araya geldiğinde maalesef hiç istenmedik şiddet olguları karşımıza çıkıyor. Ki şunu da söylemek lazım. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı beyaz kod verilerini rutin olarak yayınlamıyor. Evet. Ancak mahkeme kararıyla geçenlerde Türk Tabipleri Birliği bu rakamları elde edebildi. Ve şaşkınlıkla hepimiz gördük ki öyle bir ay içerisinde 25 falan değil. Günde 10 kadar sağlıkta şiddet kayıtlara giriyor ki bu kayıtlara giren kısmı. Aslında bunun çok daha ötesinde sorunlar olduğunu görüyoruz. Siz de biliyorsunuz daha dün maalesef bazı meslektaşlarımız şiddetle karşı karşıya kaldılar. Birinin burnu kırıldı. Yani neredeyse hayatı tehdit edecek kadar sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Çok zaman almamak için uzatmayayım ama buradan bizi dinleyenlere şu mesajı da çok net vermek lazım. Eğer sağlıkta şiddet sorunu çözülemezse nitelikli sağlık hizmetine erişimin önündeki bir büyük engel devam ediyor demektir. Ve hükümetin bazı yasal düzenlemeler yaparak bunu çözemeyeceği de bugün artık çok nettir. Elbette ki çok caydırıcı cezalara ihtiyaç var. Elbette ki sağlık kuruluşlarının güvenli iş yerleri olmasına ihtiyaç var. Ama öte yandan şiddeti besleyen, tırnak içinde söylüyorum, o kültürden de uzaklaşmaya, bir an önce bütün sağlık çalışanlarının saygınlığını onlara iade etmeye, onların refahını yükseltmeye ve çalışma koşullarını iyileştirmeye de çok şiddetle ihtiyaç var. Evet, maalesef sizin de dediğiniz gibi Kayhan Hocam, son iki gün içerisinde bugün Hatay'da bir trafik kazası için giden ambulanstaki bizim ATT sağlık çalışanlarımızın dördü ciddi bir saldırıya maruz kaldı. Bir gün ya da iki gün önce de yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir doktor arkadaşımız maalesef ağzı burnu kan içerisinde kalacak şekilde oğlu en son sosyal medyadan bir destek talebinde bulundu ve böyle haberimiz oldu. Açıkçası sanırım ertelenmeyen, caydırıcı, bir an önce devreye giren bir ceza sistemi olmalı. Çünkü bu ertelenen ceza sistemlerinde bu caydırıcılık olmuyor. Biz muhalefet partileri olarak bu konuyla ilgili mecliste çok kez soru önergesi ve politik önergesi talebinde bulunduk. Lakin evet, iktidar görmezden gelmeye, bu şiddetin devamına izin vermeye devam ediyor maalesef. Yani en ufak bir iyileşme olmadığının farkındayım. Bir de böyle hani bazen verdiği örnekler, bakın hani artık halkın bu konuda gösterdiği ilgi alaka sağlıklı şiddete çok hani bizleri memnun edici düzeyde gibi çok bizi kinayeli anlamda, hicivsel anlamda rahatsız eden enteresan yorumlarda geliyor maalesef. Ve bizim yeni bir düzenle ve düzgün bir kanuna bu anlamda ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim hocam. Gelelim bir sonraki konumuza. 2 Aralık 2021'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarının ek ödeme ve iyileştirme taleplerinin
yerine getirileceğini açıklamak isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı gazeteciler önünde azarladı. Burada aslında değinmek istediğim pencereyi şöyle açmak istiyorum. Bir tek adamlık, tek adam sisteminin, bir bütün mevzuların tamamının, tek bilen kişinin, ülkede tek bir insanın ağzından çıkan cümlelere bağlı olmasının, diğerlerinin tamamen bu güce, bu monarşik yapıya itaat etmesi, biat etmesi gibi bir sistemin getirdiği bir fotoğraftır herhalde bu. Bir de bu yönden almak isterim değerlendirmelerinizi. Yani söylediklerinize katılıyorum tabii ama burada başka bir problem daha var bence. Çünkü bir meslektaşımız, bir tıp doktoru, bir uzman hekim ve aynı zamanda biz Sayın Bakan'la aynı liseden mezunuz, Bursa Erkek Lisesi mezunuyuz. O benden bir dönem küçüktür. Yani böyle bir muameleye maruz kalması kabul edilebilecek bir şey değil. Açıkçası ben Sayın Bakan'dan bu muamelenin hemen sonrasında istifasını beklerdim. Görevden affını beklerdim. Çünkü bir hekim, bir bakan bence böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmamalı. Öte yandan tek insanın tamamıyla karar vereceği bir sistemin demokrasiler açısından ne tip sıkıntılara yol açtığını da ver yetkiyi diye sloganlaştırılan sürecin sonunda hep birlikte yaşamış durumdayız. En son örneklerinden birisi biliyorsunuz birkaç gün önce yanlış üniversiteye rektör atanması ve düzeltilmesiyle karşımıza çıktı. Çok sayıda örnek var ve bu tek kişinin yönetimi yalnızca Cumhurbaşkanlığıyla da sınırlı değil. Geri gelmişken söyleyelim. Yani yerel yönetimlerde belediye başkanlarının yetkilerinden tutun, üniversitelerde rektörlerin yetkilerine kadar tek kişinin karar verici olması demokrasiler açısından bence uygun bir yaklaşım değil. Bunu daha temsili tabana yayacak şekilde genişletecek bir mekanizmayla tartışmak gerekir. Ama her ölçekte, az önce söylediğim gibi, yalnızca Türkiye'nin genişletilmiş bir parlamenter sisteme geçmesi yetmeyecek. Yerel yönetimlerdeki yetkiler, üniversitelerdeki yetkiler üzerinden de bunun ben tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bürokrasi de nezaket içermeyen unsurların ancak kutuplaştırma politikalarına hizmet ettiğinin de bir kez daha altını çizmek isterim. Evet, yani aslında kurumsallık mantığının bir farklı iz düşümünü siz de bizlere tarifliyorsunuz. Büyük yabancı uluslararası kurumsal firmalarda bunun nasıl tabana kadar yayıldığı, her çalışan bireye kadar bir hak ve sorumluluk çizelgesi, algoritması olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna her sektörde ama sanırım özellikle çünkü sağlığın içerisinde o kadar çok alt branş var ki, o kadar çok farklı asetler var ki her biri için bence bu tip bir yaklaşım çok faydalı olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Evet, 3 Aralık 2021 tarihler bunu gösterdiğinde hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme 1 Aralık 2021'de ülke gündemine getirilmişti. Ancak trajikomik bir şekilde aynı düzenleme 2 gün sonra 3 Aralık 2021 tarihi itibariyle geri çekildi. Görüşmelerin 21-23 Aralık 2021 tarihine ertelendiği belirtildi ve uzun süre bu mevcut özlük hakları diyelim, doğru kelime bu, hak edişlerden ve özlük hakları ilgili bir haber çıkmadı. Onu sonuna doğru tekrar yorumlarız beraber ama seçime 5 ay kala, 6 ay kala yalancı bahar rüzgarları estirmek için bugüne kadar ertelediler. Ama burada konu başlığımız sağlık çalışanlarının, sadece biz bir ekibiz çünkü sadece diş hekim, hekim diye de ayırmayalım. Sağlık çalışanlarının hak edişleri, çalışma ortamları, çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler konusundaki Sağlık Bakanlığı'nın bence önemli zafiyetlerinden biri. Buyurun hocam. Sağlık Bakanlığı'nın aslında sağlık alanını yönetemediğinin bir fotoğrafıdır bu. İki tane büyük problem var. Birincisine siz de değindiniz. Sağlık çalışanları bir bütündür ve sağlık bir ekip işidir. Dolayısıyla burada yalnızca hekim ve diş hekimlerinin kapsanması eksikti. Ama buradaki eksiklik giderileceğine, hekimler ve diş hekimlerine verilmiş olan özlük haklarının diğer sağlık çalışanlarına da verilmesi için kısa sürede hemen bir karar verilmesi yolunun benimsenmesi gerekirken bunlar tümüyle ortadan kaldırıldı ve belirsiz bir sürece doğru uzun zaman boyunca gitmek zorunda kaldık. Bu arada meclisteki arkadaşlarımızın ilettiği kadarıyla burada bir takım yasal prosedürlere uymayan sıkıntıların varlığı da ayrı bir tartışma konusu. Ama genel olarak bakıldığında Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunu yönetemediği, bu da özellikle
ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açan bir tabloyla karşımıza çıktı. Bir gerçek maalesef. Erken istifaların, erken emekliliklerin, beyin göçünün, yurt dışına göçünün, tükenmişlik sendromunun aslında alttaki yatan nedenlerinden bir tanesi. Çünkü sonuçta siz kişilerin memnuniyetini ve geleceğe güvenle bakması konusundaki hak edişlerini sağlamazsanız, çalışma koşulları düzeltmezseniz, bugün içinde bulunduğumuz bu paradoksal sarmalın aslında önemli nedenlerinden biri olduğunu da görmek mümkün. Teşekkür ederim Kayhan Hocam. 6 Aralık 2020'de TUS sınavında beyin cerrahisi kadrolarının %59'u boş kaldı. Kalp damar cerrahisinde %62, kadın doğum hastalıklarında %65 boş kadro rapor edildi. Tıp öğrencileri TUS sınavı yerine Almanca öğrenmek için kurslara gidiyor. Şimdi bu mevcut hazırladığımız panoramanın bu slaytında Kayhan Hocam iki tane kocaman konu başlığı var. Yeni yetiştirdiğimiz aslında ülke içinde belli yatırımlar yapıp ülkeye hizmet etmesini beklediğimiz çok kıymetli beyinlerin ki tıp zor kazanılan ve hakikaten başarılı öğrencilerin girip bitirdiği bir bölüm. Ülkemizin önemli beyinlerini biz 6 yıllık lisans sürecini tamamladıklarında bir sonraki uzmanlık için uzmanlık sınav hazırlığı yerine çeşitli ülkelerdeki dilleri Almanca ve Fince gibi çok farklı işte Kanada'ya, İskandinav ülkelerine, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç için hazırlıklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir önemli konumuz bu. Burada sanırım bunu bahsetmek kıymetli olacaktır. Bir de TUS sınavında hani açılan bu kadroların gerekli karşılığı bulamaması konusu. Çünkü dikkatinizi çekerse hep zor ana cerrahi branşlar ve bu cerrahi branşlara artık talep eskisi gibi değil. Bir de bu konu minvalinde belki bir pencere açsak uygun olacaktır. Buyurun lütfen. Bakın yine Sağlıkla Dönüşüm Programı'nın iflasının bunlar çıktılarıdır. Niye böyle söylediğimi kısaca anlatmaya çalışayım. İsterseniz ilk önce beyin cerrahi, kalp damar cerrahisi ve kadın doğum meselesine değinelim. Başka örnekleri de tartışabiliriz ama Murat Bey biliyor musunuz? Türkiye'deki nüfus başına düşen beyin cerrahı sayısı Avrupa Birliği ortalamasından yüksek. Ve bu 2015 yılı rakamları. Aynı şey kalp damar cerrahisinde de var. İki branşta yükseğiz. Şimdi bu kadar plansız, programsız tıp fakültelerinde işte ucuz emek gücü olarak kullanacağımız asistan yetiştiriyoruz yaklaşımıyla gündeme gelen bir sorun bir süre sonra hem istihdamda hem de yetiştirmede başka problemlerle karşınıza çıkmaya aday görünüyor. Kadın doğumda ise durum daha farklı. Biliyorsunuz kadın doğum özellikle malpraktis yer gelirse tekrar onunla konuşuruz. Sizin de branşınızı yakından ilgilendirdiğini biliyorum. Malpraktisle ilgili çok sıkıntı yaşayan branşlardan bir tanesi. Böyle olunca insanlar kadın doğum uzmanı olmaktan caymaya başladılar. Ama bunun hem kadın sağlığı hem de çocuklar açısından, doğumlar açısından, doğumların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi açısından ülkeyi çok ciddi riskli bir döneme götürdüğünü söylemek gerekir. Şimdi birincisi plansızlık. Bizim kaç hekime ihtiyacımız var? Bunun ne kadarının birinci basamak hekimi olması lazım? Ne kadarının uzman hekim olması lazım? Nüfusa ne kadar uzman hekim düşmesi lazım? Bunları nasıl yetiştirmemiz lazım? Sayı ve kalite açısından tartışılan bir şey değil ülkemizde maalesef. Basit bir örnek vereyim size. Yeri geldiği için söyleyeceğim. Şimdi geçenlerde Sağlık Bakanlığı bir soru önergesine bir yanıt verdi. Dedi ki son 10 yıl içerisinde Türkiye'de 90 binin üstünde hekim mezun oldu. Bakın bu Türkiye gibi 10 yıl önce çok daha düşük hekim sayısı olan bir ülke açısından önemli bir veridir. 10 yıl içinde 90 binin üstünde hekim mezun ediyorsunuz ama 10 yıl önce bir aile hekimi başına düşen nüfus aşağı yukarı 3600-3700 iken bunu 10 yılda ancak 3100 civarına düşürebiliyorsunuz. Eğer Murat Bey bu 10 yıl içerisindeki bu 100 bine yakın hekimin 5'te birini Sağlık Bakanlığı akılcı bir politikayla birinci basamak uzmanı olarak yetiştirip aile hekimliği alanında istihdam etmiş olsaydı bugün aile hekimi başına düşen nüfus 2000'in altına düşmüş olurdu. Kuşkusuz ki parantez açarak söyleyeyim aile hekimlerinin kişi başına ücretlendirilmeleri nedeniyle buradan bir özlük hakkı kaybı yaşamamaları gerektiğini de söylüyorum. O kişi başına ücretlendirme modelinin yanlışlığı da ayrı bir meseledir. Zaman olursa konuşuruz. Ama eğer biz bugün aile hekimi başına düşen nüfusu 2000'in altına düşürebilmiş olsak bu bizim için bir SET sistemine geçme yolu sağlayabilirdi.
Ama Sağlık Bakanlığı aslına bakarsanız ne sevk sistemine geçmek istiyor ne de birinci basamağı güçlendirmek istiyor. Bir yanıyla hekim enflasyonu yaratarak bazı branşlarda örneğin psikiyatri, örneğin pediatri, örneğin iş ve meslek hastalıkları gibi çok az sayıda hekim olmasına rağmen o alanı güçlendirmek üzerine değil, beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi gibi alanlarda nüfusa göre görece daha yüksek hekimimiz olmasına rağmen o alana daha fazla yığma yapmaya çalışıyor. Neden? İki tane önemli neden var. Bir yanıyla özel sağlık sektörü hekim emeğini daha düşüğe satın alabilsin, hekim emeği değersizleşsin. İkincisi de kamu sektöründe de özellikle çekirdek hizmet dışındaki hizmetlerin özelleştirilmiş olması nedeniyle oradaki iş gücü de bir kayba yol açmasın. Ama bunlar Türkiye için doğru politikalar değil. Doğru politikalar olmadığını da maalesef yaşayarak, bizzat deneyimleyerek görüyoruz. Çok üzüntü vericidir. Ben 6. sınıf öğrencilerimle her grupta konuşuyorum. Geçen ayki grupta benim 11 öğrencimden 7 tanesi Almanca kursuna gidiyordu. 2 tanesi zaten İngilizce bildiği için İngiltere, Kanada ya da Amerika düşündüğünü söylüyordu. Bu 11 öğrenciden yalnızca 1 tanesi hocam ben Türkiye'den gitmeyi düşünmüyorum diyordu. Diğerleri giderler mi gitmezler mi bilmiyorum ama gitmeyi düşünüyorlar. Murat hocam benim öğrenciliğimde ben 1988'de tıp fakültesinden mezun oldum. Sınıf arkadaşlarımız içerisinde bırakın grupları filan. Yurt dışında gidip hekimlik yapmak talebi olanların oranı %2-3'ü geçmezdi. Yani bir iki tane arkadaşımızın böyle bir niyeti vardı. Onların da yurt dışıyla bağlantıları olduğu için. Ama şimdi bu ülkenin en fazla değer verilmesi gereken mesleğini uygulamaya çalışan genç meslektaşlarımız, genç öğrencilerimiz maalesef gelecek kaygısıyla, şiddetle kendilerine yurt dışında ya yer arıyorlar ya yer arama telaşı içerisindeler. Yeri gelmişken bir araştırmadan size örnek vereyim. Hep şöyle dile getiriliyor. İşte bunlar dışarıda daha fazla para kazanacakları için gidiyorlar falan diye. Oysa öğrencilerde ve gitmiş olanlarda yapılmış araştırmalar yurt dışına gitme talebi içerisindeki ilk üç nedenin ekonomik gerekçeler olmadığını çok net ortaya koyuyor. Hekimler her yerde bir miktar para kazanabilir. Ama eğer siz bugün Türkiye'de hekimlerin taleplerinin birinci sırasına can güvencesini koymuşsanız, ikinci sırasına iş güvencesini, üçüncü sırasına da gelir güvencesini koymuşsanız, maalesef hekimler o zaman bunların hepsi çok zeki, çok deneyimli, eğitimli insanlar başka yol aramaya çalışıyorlar. Maalesef üzücü bir tablo. Evet, sizin verdiğiniz örneği bir tane de plan programsızlıkla ilgili bir örnekte şey verelim. Son zamanlarda açılan hemşireler için açılan kadro sayısıyla hekimler için açılan kadro sayısı birbirleriyle aynıydı. Bu konuda ülkede ne kadar hemşire açığı olup olmadığının hiç hesabı yapılmadan hemşire konusunda ciddi bir eksiğimiz varken bunun doktorlarla neredeyse çok yakın sayıda açılmış olması ve hekimler açısından ileride oluşabilecek bir hekim enflasyonu tedbirsizliğinin çok önemli göstergelerinden biriydi. Verdiğiniz örnekle ilgili hocam ben de Galatasaray Lisesi çıkışlıyım ve benim zamanımda hani bu artık bu düzeyde indirgendi bu arada. Bizim mezunlarımızın çok azı yurt dışına giderdi. Şimdi mezunlar derneğinde de çok fazla komitelerde görev yapıyorum lisemizde ve orada gençlerin çoğu direkt üniversite için zaten hesabı yurt dışı için yapıyor. Ben de Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ve öğrencilerimin çoğu direkt uzmanlıkla ilgili hesaplarını ve bundan sonraki hayatlarıyla ilgili geleceklerini hep yurt dışında kurmaya yönelik planlıyorlar. Burada şey çok üzüyor beni. Sadece gençler değil, yaşını başını almış, Türkiye'de tüm koşullarını, hem beşeri koşullarını, sosyal koşullarını, maddi koşullarını hepsini artık belli bir yaşa kadar getirmiş, düzene sokmuş insanlar malını, pılını, pırtısını satıp gidiyorlar. Evet. Yani hani bu o kadar önemli bir gösterge ki aslında maddi bir şey için gitmedikleri. Çünkü burada yarattıkları başka bir ülkede sıfırdan başlayacaklar. Orada sıfırdan başlayacakları yeni hayatı, yeni ekonomik koşulları, yeni geçim derdini, buradaki en üst seviyedeki gelirlerini tamamen geleceklerine dair bir güvence göremiyorlar. Bu bir iktidarın, bir hükümetin, bir devletin başarısızlığının bence çok 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 önemli altını binlerce kez çizilmesi gereken göstergelerinden biridir. Vatandaşınız geleceğine dair bir güven hissetmiyor. Bu çok kıymetli. Çok teşekkür ederim orada. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum.
Buyurun. Belki yeri gelmez diye tıp eğitimiyle ilgili de ciddi sorunlar var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Aynen. Bir yandan sayı artıyor ama nitelikle ilgili ciddi sorunlar var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Bana söyleseler inanmakta zorlanacağım bir şey. Ya bir üniversite düşünün. Ziraat fakültesinde yoklama yapıldı ve derslere devamsızlık olduğu için sınava giremeyen öğrenciler var. Ama tıp fakültelerinin önemli bir bölümünde yoklama bile yapılamıyor. Çünkü yani 200 kişilik amfilerin olduğu tıp fakültelerinde o sınıfta 400'ün üzerinde öğrenciler var. Bırakın kuramsal dersleri. Uygulamada bile sıkıntılar yaşanan 2-3 tıp fakültesinin bir derslikte eğitim almak zorunda kaldığı bir eğitim sistemi var ki bu tıp eğitimi açısından gerçekten çok endişe vericidir. Evet. Haklısınız hocam. Geldik 8 Aralık 2021 tarihine. Tıbbi cihaz firmalarının üyesi olduğu 5 dernek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SGK'ya birer yazı göndererek sağlık kurumlarından gelecek talepleri karşılayamayacaklarını bildirdiler. Tıbbi cihazda tedarik duruyor, beyin ve ortopedi ameliyatları tehlikeye girdi. Hem ilaç hem de tıbbi cihaz sektöründe özellikle kuru farkından kaynaklı ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle yılın ilk aylarında. Buyurun hocam, bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Şimdi şöyle bir net rakam vereyim ben size. Büyük tıbbi tedarikçi firmalardan birisinin sahibiyle konuştum geçen gün. Şu anda dedi tıp fakültelerinin ortalaması 16 ay. Yani bir ürünü ihaleyle alıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Tıp fakültesinden paranızı 16 ay sonra alıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ise 4 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Bu arada bir tıp fakültesinin adını verdi. Burada vermem uygun olmaz ama köklü ve eski fakültelerden birisi. Orada süre 23 aya çıkmış. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Eğer siz o tıbbi malzemeyi kendiniz üretemiyorsanız, dışarıdan satın almak zorundaysanız ve satın almayı da euro ya da dolar bazlı yapmak zorundaysanız, ihaleye çıktığınızda bu ödemeleri böyle bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıla kadar uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın. İki sonuç olur. Bir, ürünü çok pahalıya satın almak zorunda kalırsınız. Firmada iki yıl sonra parayı alacağım diye sizin ödeme gücünüze bağlı olmaksızın yüksek kar marjı koyarak bunu satar size. İkincisi, bir süre sonra özellikle dövizde büyük bir dalgalanma yaşanırsa ki maalesef ülkemiz bu durumdadır. Bu tıbbi malzemeye erişemezsiniz. Aynı şey ilaç için de geçerlidir. Bütün bunlar Murat Bey aslında gerçekten sağlık alanının yönetilemediğinin fotoğraflarıdır. Eğer sağlık haksa, hak bir şeyin önüne engel gelmemesi anlamındadır. Evet. O zaman Sağlık Bakanlığı'nın döviz kuzuymuş, efendim işte şirketlere para ödenmemiş filan gibi şeylerden kendini soyutlayarak bu malzemeleri, ilaçları, tıbbi malzemeyi bir şekilde sağlayacak önlemleri alması gerekir. Ve bunu önceden de planlaması ve düşünmesi gerekir. Burada temel olarak iki yol vardır. Bir tanesi kamunun bu süreçlere daha fazla girmesi gerekir. Hem Ar-Ge süreçlerinde hem üretim süreçlerinde. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2006'da SSK'nın ilaç firmasını kapatması bugün halen Türkiye'ye büyük zarar vermektedir. Bütün ilaçları belki üretemezdi ama toplumun sık kullandığı ilaçların o fabrikalar geliştirilerek, Ar-Ge ile teknolojiyle desteklenerek aynen Hıfzı Sanayi Enstitüsü'nde olduğu gibi güçlü bir şekilde topluma hizmet sunacak hale getirilmesi büyük bir avantaj olurdu. Dolayısıyla kamunun bu işlere hem Ar-Ge hem üretim açısından hem özel girişimciye destek olacak biçimde hem de kendi alanını genişletecek biçimde mutlaka girmesi gerek. Aksi halde Türkiye gibi sürekli ekonomik krizlerle karşı karşıya kalma ihtimali olan, dövizin her zaman nereye gideceğinin fazla öngörülemediği ve bu durumda da tıbbi malzemenin ve ilaca erişimin sıkıntı yaratılabileceği bir atmosfer hep karşımızda duracaktır. Maalesef Sağlık Bakanlığı bunları öngöremedi ve bu süreci iyi yönetemedi. Evet, yani bir ülkenin güvenliği açısından, geleceği açısından nasıl ki ordusu kıymetlidir, her daim kendisini güven altında hissetmesini sağlar. Biz bir pandemi yaşadık ve pandemide sağlık çalışanlarımızın tamamının da bir ordu olduğunu, sağlıkla ilgili ortaya çıkan herhangi bir pandeminin de aslında bir farklı savaş tipi olduğunu ve bizim bu sağlık savaşındaki ordumuzun kullandığı malzemelerin de, değil mi? Silahlarımızın da aslında elimizdeki ilaçların tıbbi cihazlar olduğu çok net ortaya çıktı. Aslında şimdiye kadar fark etmediyse bir yapı, bu en azından pandemide bu dersi çıkarmış olmalıydı. Nasıl ki ordunuzu güçlendirirken, silahlarınızı, donanımlarınızı alırken döviz kurunu, farklı şeyleri, kriterleri göz önünde bulundurmuyorsunuz.
sağlık ordunuzu da aslında güçlü tutarken bu tip bahsettiğiniz kriterleri kriterlerden bağımsız olarak olabildiği en iyi halinde tutmanız bir gerekliliktir diyelim ve aynı günün yani 8 Aralık 2021 yılının diğer bir haberine geçelim Kayhan Hocam. Türkiye'de sağlık harcamalarının 2020'de 250 milyar liraya yükseldiği açıklandı. Buyurun ne dersiniz bu manşete? Şimdi bu 250 milyar lira kayıtlara geçtiği varsayılan para. Bir de bunun kayıt dışı olanı var. Onun ne kadar olduğu tahmin edilemiyor. Ama şunu söylemek gerekir sevgili Murat Bey. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur. 2000 yılındaki gayri safi yurt içi hasıladan sağlığa ayrılan pay bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayırdığı paydan daha yüksekti. Dolayısıyla Türkiye'de sağlığa gerektiği kadar kaynak ayrılabilen bir durumda değiliz. En son 2023 bütçesi meclise sevk edildiğinde genel bütçe harcamaları içerisindeki Sağlık Bakanlığı bütçesinin oranı %6'nın biraz üzerinde. Oysa Dünya Sağlık Örgütü bunun en az %10 düzeyinde olması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de sağlık harcamaları açısından iki problem var. Bir, alana aktarılan kaynak düşük. İki, aktarılan kaynağın harcanma alanları yanlış. Örneğin Sağlık Bakanlığı bütçesinin düşük olmasına rağmen yaklaşık 1/5 hatta 1/5'inden biraz daha fazlası 14 tane şehir hastanesine aktarılıyor. Geri kalan %80'ine yakın parayla düşünün Sağlık Bakanlığı'nın elindeki 900'ün üstündeki hastane, 8000'in üstündeki aile sağlığı merkezi, 750.000'in üstündeki sağlık çalışanlarının maaşları, 1000 kadar toplum sağlığı merkezi, 3000'in üstündeki 112 merkezinin bütün giderleri ve yatırım harcamaları karşılanıyor. Bu kadar eşitsiz bir dağılım gerçekten maalesef sağlık alanında karşılaştığımız olumsuz tabloyu da karşımıza getiriyor. Yeri gelmişken söyleyelim, başından beri itiraz ettiğimiz aile sağlığı merkezlerinin kiralarının aile hekimleri tarafından ödenmesi meselesinde biliyorsunuz büyük bir çıkmaza girmeye başladık. Evet. Hem meslektaşlarımız kiraları ödemekte zorlanıyorlar, hem de doğalgaz, elektrik ve benzeri giderlerin çok artmış olması nedeniyle onlara da yaklaşamıyorlar. Yani bir devlet düşünün, birinci basamağı güçlendirip birinci basamaktaki bütün hizmetleri kamusal olarak sunması gerekirken orayı zayıflatarak yürüyor. Bu da aslında sağlık harcamaları açısından bakıldığında oraya özel bir önem vermemiz gerektiğini de bir kez daha karşımıza çıkartıyor diye düşünüyorum. Evet, yani bir de bahsettiğiniz gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık son 20 yıldır 2023'teki veriden önceki verileri 4.1'ini yaklaşık ortalama olarak ayırıyordu sağlık bütçesi için. Bu da OECD ülkeleri içerisinde son 3. sırada yer almamıza yol açtı. Böyle de bir utanç tablomuz vardır diyelim. Bence böyle özetleyelim. Uygun olacaktır. 9 Aralık 2021 yılına geldiğimiz zaman Kayhan Hocam, diğer partilerle ilgili haberlerimiz var. İYİ Parti'nin verdiği 50 bin sağlık çalışanının atanması önerisi Cumhur İttifakı oyları ile reddedildi. Bu atama konusu özellikle pandemi döneminden başlayarak çok ciddi bir talep, yani bütün sağlık çalışanları yeri geldiğinde bu konuyla ilgili eylemlerde, protestolarda görev bırakma da yaptılar. Fakat benim içime en çok acıtan, yıllardır buna göz yuman, yani kulaklarını ve gözlerini kapatan iktidarın sadece seçime 3-5 ay kala yine her zaman yaptığı gibi bu yalancı baharla sırf oya yönelik, sürdürülebilir olmayan, istikrarı olmayan bir yönetim anlayışını burada da bir örneğini bizlere göstermiş oldu. Bu atamalarla ilgili çıkmazı bir de sizden dinleyelim lütfen. Şimdi sağlık hizmetlerini doğru planlamazsanız ancak seçimlere yaklaştığınızda popülist bir yaklaşımla istihdam haberleri vererek bunu bir oy aracı biçimine dönüştürürsünüz. Oysa sağlık öyle bir şey değil. Diğer alanlarda bu yapılsın demiyorum ama sağlık alanında asla yapılmamalı. Çünkü az önce konuştuk. Sağlık alanında Türkiye nüfus başına çok ciddi eksikliklerle süreci götürmeye çalışıyor. Sağlık çalışanlarının özverisiyle götürmeye çalışıyor. Bu durumda yapmanız gereken iyi planlamak, iyi yetiştirmek. İyi yetiştirme olmazsa istihdam da sıkıntılara yol açabilir. Süreci iyi izlemek, değerlendirmek ve istihdamı iyi özlük haklarıyla sağlamak. Eğer sağlık çalışanlarını memnun edecek olursanız, iş yüklerini azaltacak olursanız, insanların sağlık hizmetlerine erişmesi ve dolayısıyla sağlıklı olması daha kolaylaşacak. Bence iktidarların bunu öncelemesi gerekir. Bu arada atanamayan bütün sağlıkçılar için de şunu söylememiz gerekir.
çok sayıda sağlıkçı var. Yani yüz binleri geçen atanamayan sağlıkçı var. Onların da örgütlenerek güçlü bir örgütsel mücadeleyle muhalefetine, iktidarına, taleplerini iletmelerinde büyük yarar var. Çünkü örgütsüz güç her zaman yenilmeye mahkum. Ama örgütlü güç her zaman eninde sonunda kazanabilir. Dolayısıyla burada bir örgütlülük eksikliğine de vurgu yapmış olalım. Ama tabii temel sorun Sağlık Bakanlığı'nın süreci iyi planlayamaması ve iyi yönetememesidir. 11 Aralık'ta Sağlık Bakanı malpraktis davaları fırsatçı bir iş kolu haline geldi dedi. Ama bu anlattığı içler acısı tablonun mimarının da 20 yıldır uyguladıkları politik olduğunu gizlermiş gibi, bundan bir habermiş gibi anlattı. Buyurun lütfen. Bu malpraktis davalarını demin pencere açmıştınız hocam. Belki birkaç cümlede burada sarf etmek istersiniz. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken, sanıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yeni ve eski sağlık bakanları arasında bir sıkıntı var, bir zıplaşma var. Evet. Hatırlarsanız Sağlık Bakanı performans sistemi içinde zaten bitkisel hayata girmiş de fişini çektik dedi. Kim getirdi bu performans sistemini? Siz getirdiniz. Aynı şey malpraktis davaları içinde söylüyor. Siz getirdiniz ve siz getirmeden önce Türk Tabipleri Birliği, meslek örgütleri, biz malpraktisle ilgili düzenlemenin doğru bir düzenleme olmadığını, bunun tırnak içinde fırsatçı bir iş kolu biçimine dönüşeceğini daha o yıllarda size söyledik. Dolayısıyla yani her şeyi deneyimleyerek yapmaya çalışırsanız bu toplumsallığına zarar verir. Neyi yapmak istediğinizi dünyadaki örnekler, mevcut koşullar, bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirerek yol alırsanız o zaman hem sağlık kaynaklarını verimli kullanmış olursunuz hem de daha iyi sağlık çıktılarına ulaşmış olursunuz. Burada yine bunun bir benzerini görüyoruz. Malpraktis uygulaması çok yanlış bir uygulama. Yanlış olmasının nedeni şu: hekimi ben böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayayım diye bazen pozitif, bazen negatif, defansif tıpa yöneltiyor. Bunlar teknik terimler olabilir ama şöyle söyleyelim. Bazen hekim aslında müdahale etmesi gereken bir olaydan başıma bir şey gelir diye çekinerek kendini alıkoyuyor. Bazen de aslında bu kadar fazla tetkik yaptırmaması, bu kadar fazla üzerinde ayrıntıyla uğraşmaması gereken bir vakayla karşılaştığında, örneğin acildeki baş ağrısı sorununu dile getiren her vakaya MR çektirilmesi gibi, ya yarın bir gün malpraktis nedeniyle başıma bir şey gelebilir çekincesiyle tutum almaya dönüyor. Bunlar sistemin çok ciddi sıkıntıları. Bunun uygulandığı ülkelerde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bu sıkıntılar uzun yıllardır deneyimlenmiş. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye ihtiyaç duyulmadığı da bir şey. Peki bunun karşılığında hiç mi tıbbi kötü uygulamayla ilgili bir düzenleme yapmayalım? Hayır. Aksine tıbbi kötü uygulamayla ilgili ilk önce hastayı koruyacak, hasta güvenliğini sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalı. Ama bunu yaparken hekimi mesleğinin doğasından, öğretisinden başka bir alana, daha pozitif ya da daha negatif bir çekinik tıp uygulamasına götürecek bir düzenlemeden de kaçınılmalı. Bunun için bir tıbbi zarar kurumu adıyla hastanın zarar görmesi halinde hastanın hizmetini aldığı kurumun bu gelirleriyle ortada bir fon biriktirecek bir kurum aracılığıyla bu süreci yönetmek, bu arada da hekimi, hemşireyi, sağlık çalışanını eğer gerçekten bir tıbbi zarar var ise bilerek ya da bilmeyerek izleyecek, denetleyecek, gerekirse soruşturacak ve gerekirse cezalandıracak bir güçlü sistemi de ortaya koymak gerekir. Ülkemizdeki malpraktis düzenlemesi maalesef yeni bir sigorta alanı yaratmak ve hekimleri sıkıntıya sokmak çıktısıyla karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir. Sigortacıların da sıkıntıları var, onu da size söyleyeyim. Onlar da çok memnun değiller. Dolayısıyla bir an önce bu sistemi en başta hasta yararı gözeterek, daha sonra da hekimlerin bu süreçten hekimlik öğretisi dışında zarar görmeyeceğini sağlayacak biçimde düzenlemek gerekir. Bu haliyle sürdürülmesi kimsenin yararına değil, aksine zararına ve bizi dinleyen tıp dışı insanlar için şu çerçeveyi de çizmeme izin verin. Burada zarar gören yalnızca hekim değil. Yani hekim çok yüksek tazminatlar ödüyor diye zarar görüyor zannediyorsanız tek başına, bu doğru değil. Çünkü bir meslektaşının bu kadar yüksek tazminat ödemek zorunda kalıyor olması nedeniyle bir başka meslektaşı
o hizmeti vermekten ya da o hizmeti tıbbi öğretiye göre vermekten kendini geri çekmeye başlıyor. Bunun bir sürü sakıncaları var. Zaman olursa bir gün konuşuruz. Örneğin karmaşık hastalar, birden fazla branşı ilgilendiren hastaların bugün neden ortada kaldığı, neden kimsenin sahiplenmediği de içinde olmak üzere çok sorunlu bir alan. Sağlık Bakanlığı'nın görmezden geldiği, maalesef üzerine bilimsel araştırma sonuçlarına göre gitmeyi tercih etmediği bir alan, ama mutlaka buna eğilmek gerektiği kanısındayım. Evet, %100 katılıyorum Kayan Hocam, ben de dediklerinize. Her zaman için altını çizdiğiniz bir şeyi ben de vurgulamak istiyorum. Önce insan sağlığı. Önce hastalarımızı koruyacak bir sistem, ama bu arada onlara hizmet veren sağlık çalışanlarını ve hekimi de hakikaten bu işini icra ettiği durumda, performansı sırasında bir elini korkak alıştırmayacak, fakat bir yandan da geri kaçınacak, o araftaki çizgi üzerinde ona da düzgün yönetebileceği bir huzur vermek gerekiyor. Bir çalışma barışı vermek gerekiyor. Dediğiniz gibi zor vakaların özellikle çok fazlasıyla transfer edildiği üniversitelerimizde, devlet üniversitelerimizin birçoğunun geldiği durum içler acısı. Yani bir borçlar, batağı var, onlar ayrı konular. Ama bir yandan da orada artık bu işi yapabilecek nitelikli insanları, nitelikli hocaları bırakmadı bu sistem getirdiği noktada. Ve insanlar, hastalar, zor vakalar ve multidisipliner yaklaşım gerektiren vakaların birçoğu ortada kalmakta. Evet, dediğiniz gibi çözümü çok da uzaklarda aramamak lazım. Yıllardır yok saydıkları, yıllardır onun gururla ülkemize hediye ettiği TC harflerini tamamen birçok şeyin başından kaldırdıkları, bizlere hediye ettiği andımızı tamamen okullardan yasak hale getirdikleri Atatürk'ün, Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir tane cümlesi yeterli. Muasır medeniyetler seviyesi. Muasır medeniyetler seviyesi, gidin tamamen orada yaşayın, onlar gibi olun değil. Onların getirdiği, denetleyerek, yaşayarak, deneyimleyerek getirdiği o üst seviyeleri zaten bizim alıp örnek almamız ve adapte etmemiz çok uygun bir işleyiş şeklidir. Bunu çok da uzaklarda aramaya gerek yok gibi bir sözünüzü ben Ulu Önder Atatürk'ü de buradan minnetle anarak bir geçişi böyle yapmak istedim. Evet, 21 Aralık'ta bu kısımları biraz seri halde geçeceğim. Çünkü maalesef çok fazla şiddet olayı var Kayan Hocam. Adana'da anestezi ve reanimasyon uzmanı Demir Dubalı saldırı ile başından yaralandı. Yine Diyarbakır'da gittiği aile sağlığı merkezinde Doktor Aziz Tanelçi'yi kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H, 39 yaşında, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki 21 günlük tedavisinin ardından sevkedildi adliyede. Savcılıkta maalesef serbest bırakıldı. Yine Mersin'de acil doktoru saldırıya uğradı. Evet, bu şiddet haberi aralarından sonra Sağlık Bakanı Koca hatırlatma dozu olarak yerli COVID-19 aşısı Turkovak'ı yaptırdı diye bir haberimiz oldu 29 Aralık'ta. Burada bir miktar ben konu başlığını açmayı tercih ediyorum. Hıfzı sahamız vardı, 2011 yılında kapatıldı. Biz bir pandemide kendi ürününü, serumunu, ilacını, aşını üretemiyorsan dışa bağımlılığın ülkeyi, milleti getirdiği noktanın ne olduğunu hep beraber gördük. Ve açıkçası Çin'de yapılan bir aşının çok benzerini yapılan bir çalışma, ki biz bu çalışmaya üretilen Turkovak'ı da elbette emeğe çok büyük saygı duyuyoruz. Sizler de, bizler de, bizler hepimiz bilim insanlarıyız. Ayakta alkışlıyoruz. Fakat bir, niye bu kadar geciktik? İki, biz niye Uğur hocaları, Özlem hocaları dışarıda bulup tanımak zorunda kalıyoruz da bunların benzerlerini kendi ülkemizde yeşertemiyoruz? Bence bu pencereden sizden dinlesek daha doğru olacak. Buyurun hocam. Bakın, 1928'de Hıfzı Sağ Enstitüsü kurulur kurulmaz, zaten daha önceden de gelen bir deneyimi vardı, aşılar üretmeye başladı. 1930'lu yıllarda Türkiye yalnızca kendi aşı ihtiyacını karşılamıyordu. Örneğin Çin'e Türkiye'den aşı gidiyordu. 1950'li yıllarda Türkiye'deki Hıfzı Sağ Laboratuvarı Dünya Sağlık Örgütü'nün Orta Doğu referans laboratuvarıydı. Ne zamana kadar? 90'ların sonuna kadar. 90'ların sonunda önce aşı üretiminden vazgeçildi. 2011'de de sizin söylediğiniz gibi Refik Say'dan Hıfzı Sağ Enstitüsü kapatıldı. Kapatılmasaydı ve desteklenseydi bu pandemide emin olun çok daha güçlü yanıt verme olanağımız olurdu. Zaten bizi izleyenlere hatırlatalım. Pandemide sürecin yönetildiği yasa 1930 yılında
Cumhuriyet'in ilk yıllarında az önce andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başta Refik Saydam olmak üzere çıkarmış olduğu bir kanundur. 2020'li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi pandemiyi 1930 yılında çıkartılan Umumi Hıfzı Sağ Kanunu ile yönetti. O zamanın Cumhuriyet'in ilk kadrolarının bulaşıcı hastalıklar konusunda ne kadar başarılı olduğunun çok önemli bir kanıtıdır bu. Günümüze gelecek olursak, zaman darlığından ayrıntılara girmiyorum, Türkovak aşısıyla ilgili de birkaç şey söylemek lazım. Öncelikle tabii ki Türkiye'den bir aşı üretilmesi hepimizi çok memnun etmiştir. Ancak şu sıkıntının varlığını da burada söyleyelim Murat Bey. Bakın 29 Aralık 2021'de Sayın Bakan Türkovak aşısını hatırlatma dozu olarak yaptırdığı sırada henüz bu aşının faz 3 sonuçları açıklanmamıştı. Faz 3 sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Üzerinden neredeyse 10 ay geçtikten sonra ve 40 bin kişide yapılacağı duyurulan faz 3 sonuçları için binin altındaki kişiyle çok daha az sayıdaki kişiyle bir ilk çalışma ya da ön çalışma denebilecek bir çalışma yapıldı. Üstelik bir inaktif aşı olduğu için en az Sinovac aşısı kadar güçlü denen bir aşı olmasına rağmen bu pandemide inaktif aşıların özellikle omikron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte mRNA aşıları kadar güçlü yanıt vermediği de çok net ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla eğer enstitümüz kapatılmamış olsa, desteklenmiş olsa, Türkiye'deki emek gücü, Türkiye'deki olanaklar, Türkiye'nin geleneği ve geçmişten gelen birikimi bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla baş etme konusunda yeterlidir. Maalesef ki bugün o durumda değiliz ama umuyorum ki önümüzdeki yıllar ve 10 yıllar içerisinde Türkiye yeniden kendi aşısını, ilacını, serumunu, test malzemesini yapabilecek duruma gelecektir. İnşallah. Ben de aynı temenniler içerisindeyim. Aynı tarihte Kayan Hocam, Zonguldak'ta yakınının ameliyata erken alınmadığını öne süren HB, doktorlar Deniz Baklıcı ve Ergin Bilgin'e saldırdı. 2022 yılına geldiğimizde 5 Ocak 2022'de Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre 2021'de 1361 doktor Türkiye'yi terk etti. 10 bine yakın doktor da terk etmeye hazırlanıyor. Son 10 yılda yurt dışına yerleşen hekim sayısı 22 kat arttı. 2012 yılında yurt dışına giden hekim sayısı sadece 59 hekim. Biz bunu Türk Tabipler Birliği'nden iyi hal belgesi talebinden zaten bu sonuçları çıkartmaktayız. Bu konuyu demin sizlerle de ziyadesiyle detayladık. İçler acısı bir durum. Yani ülkede sağlığın geldiği son nokta bu. Gençlerimiz mevcut bu sağlık işini burada icraat etmek yerine yurt dışına gitmeyi ve sizin de söylediğiniz gibi neredeyse hiçbirinin aslında problemi geçim sıkıntısı değil, ekonomik veriler değil, tamamıyla geleceğe dair bir güven hissetmemeleri ve bence bir iktidarın 20 yıl boyunca bu ülkeyi yöneten bir iktidarın aslında siyaseten baktığımız zaman bugün geldiği son noktanın bu değil de çok ciddi bir gelir düzeyi ve refahı getirmiş olması lazımdı. Çünkü 20 yıl çok önemli bir deneme süresi. Çok önemli. Yani bugün gelip bir şeyleri yapamadık, edemedik, yapacağız, 3 yıl daha verin, son bir kez daha bana Cumhurbaşkanlığı şansı verin. Bunlar hakikaten insanların yüreklerini yıpratıyor. Benim için de açıkçası unutulmayacak verilerden biri. Gelelim 5 Ocağı. Bir şey söyleyeceğim Murat Bey. Burada hocam, az önceki mesele de şunu da altını çizmemiz gerekir. Bu aynı zamanda Türkiye'den yurt dışına kaynak aktarımıdır. Bakın evet. Tıp eğitimi çok pahalı bir eğitim. Biz bu eğitim içerisinde hem pratisyen hekimi hem uzman hekimi yetiştiriyoruz. Bütün kaynaklarımızı kullanıyoruz, kamusal kaynakları. Bu kaynakları hiç kullanmayan, örneğin Almanya'ya, İngiltere'ye, Finlandiya'ya, İsveç'e, Kanada'ya ve Amerika'ya gönderiyoruz. Bu aynı zamanda kaynakların yurt dışına aktarılması anlamına da geliyor. Bunun da farkında olalım. Ve nüfusa göre hekim sayımız bu kadar azken bir yandan da hekim kaybetmemiz gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Bir an önce bunu tersine çevirecek sağlık politikalarına duyulan ihtiyacı bir kez daha vurgulamak istedim doğrusu. Evet, Almanya son 5 yıl içerisindeki tüm eksiğini Türkiye'den kapatmış durumda. Böyle bir veri açıkladılar. Hakikaten içim sızladı diyebilirim. Aynı tarihte Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, olayın psikolojik etkilerinden dolayı çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığı gerekçesiyle görevinden istifa etti. 7 Ocak'ta Gaziantep'te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan doktor
ölümden döndü. Bir şey söyleyeceğim. Orada bakın, o haberin aktarılma tarzı da yanlış. Doktorun randevu vermek diye bir yaklaşımı söz konusu değil. Randevuyu vermeyen sistem, randevuyu veremeyen, randevu sürelerini kısaltan Sağlık Bakanlığı, burada doğrudan hekimin hedef alınmasının da bir kez daha ne kadar yanlış olduğunu vurgulamak lazım. Evet, Hakan Ural'dan COVID-19'a çözüm önerisi geldi. Bill Gates'i tutuklayın. Biraz da tebessüm ederim diye koydum ben bunu. Evet, 9 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da, şimdi bunların biri de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Turkovak aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, ama yapana da hep taş koydunuz, sahtekarlar. Mesela bu usluptan da biraz bahsetmenizi isterim. Bir ülkenin her vatandaşının, 84 milyonunun her birinin cumhurbaşkanı olması gereken bir kişinin burada bu kutuplaştırma, fraksiyona etme hedefiyle sarf ettiği bu cümlelerin, bir de yıllardır sağlıkçılarının, en başta sağlıkçılarının ve ama sağlıkçıların haklarını savunurken aslında hizmet verdiği vatandaşının da iyi halini, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık halini hedef vizyonuna ve misyonuna koymuş olan ve Türkiye'de bu işi hakkıyla, bence hakkıyla en iyi yapan meslek örgütlerinden biri olan Türk Tabipler Birliği için sarf ettiği bu cümlelerin biraz de sizden değerlendirmesini alalım. Murat Hocam, biliyorsunuz Türk Tabipleri Birliği 1953 yılında kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür ve kanun birinci maddesinde bunun kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğu yazar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, zannediyorum Türk Tabipleri Birliği'nin nasıl bir kanunla kurulduğunu çok yeterince bilmiyor olabilir. Çünkü bilse Türkiye'de serbest hekimlik yapan herkesin üye olmak zorunda olduğu, tıbbi deontolojiyle ilgili izlemenin, değerlendirmenin, gerekirse ceza vermenin Türk Tabipleri Birliği'nin yetkisinde olduğu bir meslek örgütüne böyle laflar söylememesi gerekir. Burada birkaç noktaya değinmek isterim. Türkovak aşısını üretiyor ve Türk Tabipleri Birliği karşı çıkıyor diye söylüyor. Yine zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı eksik bilgilendirilmiş. Çünkü Türk Tabipleri Birliği, Türkovak ve diğer Türkiye'de üretimi düşünülen aşılarla ilgili memnuniyetini açıklarken, bir aşının acil kullanım onayı almasına kadar gidecek bilimsel süreci tanımlayarak, buradaki eksikliklerin giderilmesi halinde aşının kullanılması gerektiğini açıklamıştı ki tamamen benim de katıldığım bir yaklaşımdır. Yani faz 3 çalışması sonuçları bilimsel bir dergide yayınlanmamış, raporlanmamış bir aşının acil kullanım onayı alınarak uygulamaya girmesi dünyada kabul edilen bir yaklaşım değil ki şu ana kadar Türkovak başka herhangi bir ülkede, başka herhangi bir kurum tarafından bir acil kullanım onayı da alabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 aşıları listesinde kabul edilen aşılar arasında maalesef yok. Bunun altını çizmek gerekir. Bir başka önemli şey daha var. O da Türk Tabipleri Birliği'ne sizin bir eseriniz var mı diyor. Yani Türk Tabipleri Birliği bir eser yaratacak bir kurum değil, bir meslek örgütü. Ve bu ülkede ve dünyada en fazla istenen, en fazla saygı duyulan, en azından saygı duyulması gereken hekimlik mesleğinin meslek örgütü. Bu bir sivil toplum örgütü değil bakın. Sivil toplum örgütleri biliyorsunuz insanların oraya üye olmasının gönüllülüğe bağlı olduğu kuruluşlardır. Meslek örgütleri öyle değil. Serbest çalışan herkesin üye olması zorunludur. Maalesef 12 Eylül'ün anayasasında bir madde konulduğu için kamuda çalışanların şu anda oraya üye olmasında bir eksiklik var. Ama bunu İYİ Parti yetkililerine de söylemek gerekir. Olası bir seçimden sonraki anayasa değişikliğinde bütün meslek erbabı için söylüyorum, yalnızca hekimler için değil, mesleğini uygulayan herkesin meslek örgütüne üye olmasına ilişkin bir düzenleme yapılmalıdır ki kişinin mesleği o mesleğin öğretisine göre yapıldığı bizzat o meslek mensupları tarafından izlenebilsin, değerlendirilebilsin ve buna ilişkin etik kurallar da içinde olmak üzere kurallar getirilebilsin. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum şunun da farkında değil. Biliyorsunuz
pandemi başladıktan bir yıl sonra yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye'de en güvenilir kurumlardan bir tanesi, birçok bakanlığın bile önünde olmak üzere Türk Tabipleri Birliği evet. olarak çıkmıştır. Bu da aslında kamuoyunun bu örgüte duyduğu güvenin bir parçasıdır. Evet, özellikle meslek örgütleri konusunda tabii Barolar Birliği de bu konuda nasibini aldı. Türk Tabipler Birliği'nde sırada geleceği de hepimiz için aslında beklenir bir hareketti. Biz meslek örgütümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dediğiniz gibi kesinlikle inşallah... her hekim bu ülkede meslek örgütüne sahip çıkacaktır. Her hekim Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkacaktır. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Olmasın. Ve yeni gelecek olan iktidarımızda altılı masanın da gündeminde meslek örgütlerinin her meslek örgütünün aslında her meslek grubunun örgütlerinin teşvik edilmesi, zorunlu hale getirilmesi, o meslek örgütlerin mensuplarının kendi mesleklerine etik kurallar çerçevesinde sahip çıkmasının aslında tek yoludur diye onun altını bir kez daha çizelim. 11 Ocak 2022 tarihine geldiğimizde SMA'lı aileler Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Aileler devletten tek istediğimiz çocuklarımız için nefes alacak ilaçlar. Evet, nefes olacak ilaçları talep ettiler. Lütfen bu ilaçları Türkiye'ye getirin ve çocuklarımız bu ilaçları kullanabilsin dediler. Bu özellikle nadir hastalıklar, genetik geçişli hastalıklarla ilgili evet ümit vaat edecek çeşitli tedaviler çıkıyor ama belki burada özellikle şeyin de altını çizmek gerekir. Aslında evlilik öncesi yapılacak olan çeşitli tarama testlerine, genetik testlere biraz vurgu yapma konusunu belki sizden dinlemek daha uygun olacaktır. Buyurun Kayan Hocam. İlk olarak şunu söyleyeyim Murat Hocam. Sağlık Bakanı'nın mecliste SMA'larla ilgili yaptığı açıklamanın tamamına katılıyorum. Sağlık Bakanı orada çok önemli bir çerçeve çizdi. Çünkü nadir hastalıklarla ilgili bilimsel kanıtlara dayanmayan ama bir takım şirketlerin ve grupların umut tacirliği yaptığı meselelerin de peşinden koşmak doğru değil. Buradaki temel mesele şu. Doğru bir hamleyi, doğru bir açıklama yaptığında onu da hakkını teslim ediyoruz bu arada. Elbette. Burada önemli olan SMA ve diğer nadir hastalıklar konusunda yetkin bilim insanlarından oluşan heyetlerin karar verme süreçlerinde yer almasıdır. Burada kararı Sağlık Bakanı ya da herhangi bir bürokratın, SGK'nın bir yetkilisinin vermesi söz konusu olmamalı. Bunun yerine bu alanda çalışan yetkin, gerekirse yurt dışından da olan insanlar ama çıkar çatışması olmayanlar. Yani o nadir hastalık konusunda bir ilaç üreten firmayla ilişkisi olan birisi değil, tamamen bağımsız, çıkar çatışması olmayan bilim insanlarının yer aldığı heyetler tarafından verilecek kararlar uygulanmalıdır. Dolayısıyla SMA meselesinde biraz özellikle sizin altını çizdiğiniz evlilik öncesi genetik danışmanlık, aileler arasındaki geçiş konusunda, akraba evliliği konusunda Türkiye'de farkındalığın ve risklerin ortaya konması gibi bir arka planın desteklenmesine de çok ihtiyaç var. Ama bir parantez de tekrar açalım. Evet, nadir hastalıklarla ilgili durum böyle ama örneğin genel sağlık sigortasının temel teminat paketi içerisinde aslında oraya kesinlikle alınması gerekip de alınmayan meseleler de var. Burada hemen eleştirimizi de dile getirelim. İki tane örneği vereyim ben size. Örneğin tip 1 diyabeti olan çocuklardaki sensörlerin kapsam dışında bırakılması ya da HPV aşısının kapsam dışında bırakılıyor olması kabul edilebilecek bir durum değil. Ki bizi bilmeyenler için söylemekte yarar var Murat Bey. Örneğin genel sağlık sigortası kendi topladığı paranın tamamını harcamıyor. Yani 2019 yılındaki rakamlara bakacak olursanız 130 milyardan fazla prim toplanmış. Ama bunun 32 milyarını sigorta fonuna devretmişler ki kanunen bunun yapılmasının olanaklı olmadığına ilişkin hukuksal görüşler var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Genel sağlık sigortasında toplanan para kanunda yazdığı gibi sigortaların sağlık gereksinimleri için harcanacak olsa bu sorunlar büyük ölçüde çözülebilir. Hatta ilaç ve tıbbi malzeme için katkı payı alınmasına bile gerek kalmayabilir ki örneğin İskoçya'da, örneğin Kuzey İrlanda'da, İngiltere'de ve Galler'de büyük ölçüde durum böyledir. Evet, yani aslında burada şeye de güzel bir vurgu yaptık. Koruyucu ve önleyici hekimlik. Yani aslında çünkü her zaman tanı ve tedavi ağırlıklı sağlık hizmetini vermekten çok daha ekonomiktir,
çok daha insancıldır, çok daha insanidir. Kesinlikle. Evet, o yüzden hani burada da aslında vurgulamaya çalışımız buydu. Aynı 11 Ocak 2022 tarihinde İYİ Parti tarafından ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla meclis başkanlığına sunulan önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Aslında AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilme konusu bizim de artık şaşırmadığımız ritüellerimizden bir haline geldi. Bu konuyu biraz önce üzerinde durduğumuz için hızlı geçeceğim. İstanbul Başakşehir'de hamile bir hemşire, hiç unutmadığım sahnelerden biridir, hasta yakınlarının saldırısına uğradı ve 4 kişi hamile hemşirenin karnını tekmeledi. Artık bu da pes dedirtti. Burada aslında beraber sizle istişare ederken toplumdaki o genel huzurun bozuluşu, 20 yılda toplumun aslında genelinin geldiği bu acayip bir nokta. Çünkü bizim mesleğimiz, değil mi Kayhan Hocam, biz böyle büyütüldük. Bizler böyle insanların yüreğine dokunarak, ellerine dokunarak, zihinlerine dokunarak böyle kutsal meslek, şefkat, merhamet gibi kelimeleri daha böyle kendi mottomuz gibi kabul ederek yaptığımız, icra ettiğimiz bir meslekti. 20 yılda sağlıkta dönüşümün getirdiği öyle bir noktaya geldik ki vandallıktan bahsediyoruz, şiddetten bahsediyoruz. Yani ben artık hakikaten icra ettiğim meslekle ilgili konuşulan, kullanılan terimlerin de ne olduğunu kabullenmekte gerçekten zorlanıyorum. Ama şu örnek, bir kadına, hamile bir kadına tekme atabilmek artık toplumun geldiği bu acınasız durumun son noktasıdır. Burada ciddi bir önlem almakta fayda var. Aile hekimleri çok haklısınız. Buyurun lütfen, buyurun. Yok, çok haklısınız. Söylenecek söz bulamıyorum. Yani bu artık şiddetin ötesinde bir şey. Bir gebe kadının tekmelenmesi ne demek yani? Bu kabul edilebilecek bir şey gerçekten değil. Toksik erkekliğin de ötesinde, şiddetin de ötesinde, toplumsal cinsiyetin eşitsizliğinin yarattığı iklimin de içinde olduğu çok çok kötü, çok acı bir örnek. 17 Ocak 2022'de Aile Hekimleri Derneği verilerine göre sağlık çalışanlarının her saat başı biri şiddete maruz kalıyor. %72.6'sı ise en az bir kere olmak üzere şiddete maruz kalıyor gibi çok dramatik, bizi üzen bir veri var. Yine aynı tarihte Genel Sağlık ve İş Başkanı Doktor Derya Uğur, hekim maaşı yeni yıl zammına rağmen 6.208 lirada kaldı. Geçinemiyoruz, yoksulluk sınırında, maaşa razıyız dedi. Bu maaştaki iyileştirmelerle ilgili pandemi döneminde fedakarca çalışan pek çok sağlık çalışanı için biz sürekli muhalefet partileri bu konuda sesimizi çok yükselttik. Meslek örgütleri de aynı şekilde. Fakat gelindi yine sadece seçime 6 ay kala yine sağlık çalışanların ağzına bir parmak bal çalarak onların oylarına talip olduğunu, aslında onların çalıştığı sistemi istikrarlı ve sürdürülebilir bir düzgün politikayla bu yönetmek anlayışından çok uzak, sadece seçimden seçime ağızlarına bal çalmak için bir taktik uyguladıklarını çok ortaya koydular. Fakat herhalde bu kadar liyakat sahibi, bu kadar eğitimli, Türkiye'nin belki de en yüksek eğitimli entelektüel kesiminin olduğu sağlık çalışanlarının, bizler inanıyoruz ki bu yalancı baharlara bu sefer kanmayacaklarından, aslında bir önceki seferlerde olduğu gibi bu sefer de kanmayacaklarından eminiz deyip bu konuyla ilgili ben yorumlarınızı almak isterim Kayhan Hocam. Yine bakın, bu özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler söz konusu olduğunda asıl maaşlar geride bırakıldı. Döner sermayeden karşılanmak üzere, adı performans olmayan ama aslında kendisi performans ve hatta hizmet başı ödeme olan bir sistem daha da genişletilerek uygulamaya konmuş oldu. Dolayısıyla bu sistemin sürdürülebilirliği yok. Çünkü döner sermaye para girişinin ekonomik krizlerde her defasında daralmasının bize gösterdiği gibi, örneğin önümüzdeki 6 ay sonra, 8 ay sonra azalacağı çok açık. Buradaki temel talebin mutlaka ve mutlaka hem hekimler hem bütün sağlık çalışanları için temel maaş artışları olması gerektiğini vurgulayalım. Yani yansıyacak şekilde. Tabii. Bir ele geçen paranın en az %80'i temel maaştan oluşmalı ki insanlar kendilerini güvence altında hissedebilsinler. Bu maalesef henüz gündeme gelebilmiş değil. Öyle umuyorum ki bundan sonraki örgütsel mücadeleyle sistemde ciddi bir değişiklik yapılarak öyle bir noktaya gelme şansımız olacak. Aksi halde döner sermayelerden dağıtılacak ücretler hem
süreklilik göstermiyor hem de çok eşitsiz. Bakın Murat Bey, şöyle de bir aslında gerçekten insanı gülümseten bir durum var. Biliyorsunuz bu yapılan düzenlemeyle ek ödeme içerisinde döner sermaye gelir getirenler, gelir getirmeyenler diye bir ayrım gündeme geldi. Burada iki tane problem var. Birincisi, sağlık bir ekip işi. Biri döner sermaye gelir getiriyor, biri geri getirmiyor diye ayrımcılık yapmak doğru değil. Ayrıca kurumlar arasında da ciddi farklılık var. Örneğin bir nefroloji profesörü arkadaşımdan duydum. Tıp fakültesinde nefroloji profesörü olarak görev yapan birisiyle sağlık bilimleri üniversitesinde nefroloji profesörü olarak görev yapan birisinin gelirleri arasında da çok ciddi bir fark var. İkisi de kamuda, ikisi de profesör. Biri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı, diğeri YÖK'e bağlı. Yani bu kadar arada ayrımcılık getiren bir meselenin kabul edilmesi söz konusu olmaz. Ayrıca ikinci konu da şu. Döner sermaye gelir getirmekten söz ediyorlar ama hem Sağlık Bakanlığı hastaneleri için hem de tıp fakülteleri hastanelerinin büyük çoğunluğu için bir global bütçe uygulaması var. Yani bir hekim ne yaparsa ya da ne yapmazsa, o hastaneye kaç hasta gelirse ya da gelmezse daha baştan SGK ile varılan bir anlaşma var. Global bütçenin olduğu koşullarda ille de hekime, hemşire, sağlık personeline sen şu kadar para getirdin, sen şu kadar hizmet sundun demek aslında sağlıkta dönüşüm programının ruhunun ne olduğunu açığa çıkartıyor. Yoksa kamunun bu işle ilgili bir tasarrufunun ya da verimliliğinin bir göstergesi değil. Bunun da yanlış bir politika olduğunu, özellikle sağlık çalışanlarının gelecek kaygısı yaşamalarına yol açtığını bir kez daha vurgulamış olalım. Eşitsizlik çok önemli bir sorundur. Yani aynı okulu bitirmiş, aynı mesleği yapan, aynı miktarda çalışan iki insan, ikisi de kamuda çalışıyorken aralarında bu kadar büyük özlük hakkı farkı yaratacak olursanız buradan iyilik çıkmaz. Bunu bir kez daha Sayın Sağlık Bakanlığı ve ülkeyi yönetenlere duyurmuş olalım. Ve üniversite hastaneleri için, devlet üniversite, kamu üniversite hastaneleri için yaptığı bu eşitsizlik de bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Diğer eğitim, araştırma ve devlet hastanelerinde birçok şeyi aslında genel bütçeden sağlanırken üniversite hastanelerinde bunu mevcut döner sermaye üzerinden yapmaya çalışmak, hatta taşeron olarak çalışan birçok işçinin aslında maalesef eğitim araştırmalarda genel bütçeden şeyleri ödenirken, ödemeleri, ödenekleri çıkartılırken üniversite hastanelerinde bunun sadece döner sermaye üzerinden yapılıyor olması gibi bir adil olmayan bir yaklaşımın da üniversite hastanelerimizde orada çalışan kıymetli eğitim ve bilimin yuvası olan aslında sağlık sektörünün jeneratörü olan bu kurumları gittikçe zor koşullara soktuğu ve bugün borç batağına soktuğunun da altını ben özellikle bir vurgulamak istedim. Hocam 19 Ocak 2022 yılında tarihinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde odaya kilitlediği iki asistan doktordan birini darp etmek suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Uğur Çalışkan, başsavcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Bir şiddet haberi daha. Yine 24 Ocak'ta tüm aile sağlığı, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, hemşire ve ebe derneği, İSAHET, yönetim kurulu başkanı Vildan Aydın, 3000'e yakın ebe ve hemşirenin Almanca, İngilizce kurslarına giderek yurt dışına hazırlık yaptığını söyledi. Yani buradan da şunu çıkartalım, sadece hekimler değil, aslında sağlık çalışanlarının her sektörü maalesef kendi ülkesinde kendi işini icra etmek için çalışacağı bir iş barışını, bir çalışma barışını burada bulamamakta, kendini güvende hissetmemekte ve maalesef yabancı dil kurslarıyla yurt dışında bu konuda bir çıkar yol aramaktadır. Bu konu önemli bir konu. 24 Ocak 2022'de gündeme geldi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Şubat ayında gerçekleşecek ilaç avro kuru güncellemesi nedeniyle eczacı depoları ve İlaç firmaları stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından piyasada bulunmayan ilaç sayısının hızlı artış yaşanıyor dedi. Aslında bu örnek birazdan hani tarih ilerledikçe Aralık ayına geldiğimizde günümüz içinde söz konusu. Sizden konuyu alırken bu yeni yapılan mevcut döviz kurunun 7'den 6 küsürden 10'a çıkartılması ama gerçek döviz avro kuru 20 iken bunu 10 yapılması ve sadece %36'lık bir zamlı
Çok ciddi anlamda eleştirdik. Aslında her yıl Ocak-Şubat aylarında Aralık'tan başlayıp gündemimize oturan bir konu başlığı. Bu ikisini birden değerlendirecek şekilde sizden bir değerlendirme alalım hocam. Buyurun. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç politikasının da yanlış olduğunu görüyoruz. Yani ilaçta dışa bağımlısınız, euroya bağımlı bir ilaç politikanız var. Ama euro kurunda diyorsunuz ki euro kaç olursa olsun benim benimsediğim rakamdan vereceksiniz. Bu koşullarda ilaca erişemezsiniz. Bunu görmek için yani üniversite bitirmiş olmaya bile ihtiyaç olmadığı kanısındayım. Ve her yıl yaşanıyor bu kriz biliyorsunuz Murat Bey. Bu 1, 2, 3 defa, 5 defa değil. Buna rağmen Sağlık Bakanlığı, tırnak içinde söylüyorum, maliyet sınırlama politikaları nedeniyle bu yanlışta ısrar ediyor. Bu yanlışı güncel euro kuruyla düzeltmek de mümkün değil. Öyle olduğu andan itibaren de çok ciddi bir ilaç harcaması karşımıza çıkacak. O yüzden ilaç politikalarını yalnızca kur bazında değil, ilacın hangi endikasyonlarla verilmesinden başlayıp hekimlerin bu konuda rollerinin başat bir şekilde sürdürülmesine kadar götüren bir dizgede yeniden ele almak gerekir. Bunu niye söylüyorum? Sağlıkla dönüşüm politikası nedeniyle 2000'li yıllarda bir kişi ortalama yılda 15 kutu ilaç tüketirken şimdi fiyatından bağımsız bu kutu sayısı 25'lere kadar çıkmış durumda. Yani yalnızca aslında biz ilacın fiyatını değil, gerekli gereksiz o ilacı nasıl kullandığımızı da tartışıyoruz. Niye örneğin Amerika'daki gibi bir takım kaç gün kaç doz verileceğinin hesaplara katıldığı, eczacıların ona göre bir kutulama, ambalajlama yaptığı bir sisteme geçmiyoruz? Niye jenerik ad kullanmıyoruz da firmalar üzerinden yürüyoruz gibi çok boyutlu bir tartışmayla ilaç politikasına eğilmek lazım. Tıbbi malzemede konuştuğumuz gibi Ar-Ge faaliyetlerini de içine alıp kamunun da burada bir rol üstlenebileceği bir mekanizmayı gündeme getirmek lazım. Yoksa ilaca erişim böyle belli aralıklarla biraz rahatlayıp sonra tekrar sıkıntıya girecek gibi görünüyor. Evet, burada bir küçük alt parantezle şeyi açalım Kayhan Hocam. Terapotik referans dediğimiz böyle çok enteresan bir tehlikeyle de karşı karşıyayız son dönemde gündeme gelen son günlerde özellikle. Yani bir hekimin yazdığı ilacın aynı grubundan olmayan, daha düşük fiyatlı, o koyduğu tanıya, o indikasyona uymayan başka bir ilacı vermeye yeltenmesi, bu şartı getirmesi, bir hekimin ortaya koyduğu mesleğe bir hakaret, artı onun öngördüğü tanıya ve tedaviyi tamamen uygulamamasını öngören bir sistem ve maalesef hastanın da vatandaşın da kendisinin ihtiyacı duyduğu ilacı yani sağlık algoritması içerisinde alma hakkı yerine olayın daha ekonomik boyutunun ön planda tutularak sadece ekonomik açıdan daha ucuz olduğu için fayda sağlamayacak. Hatta belki yeri geldiğinde yan etkileriyle, sıkıntılarıyla farklı problemler yaratacak bir ilaca yöneltmesi gibi çok enteresan bir terapötik referans çıkmazına girmiş durumdayız. Bilmiyorum bununla ilgili bir iki cümle kurmak ister misiniz? Çok haklısınız. Bu hekim bağımsızlığına müdahaledir. Hiç başka bir şey söylemeye ihtiyaç yok. Hekimlik öğretisine müdahaledir. Ve şunu da söylemek gerekir ki Sağlık Bakanı ne kadar farkında bilmiyorum. Türkiye'de ICD-10 kodlarına dayanarak herhangi bir bilimsel araştırma yapmak da mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü endikasyonlar böyle bilim dışı bir yere evrilince hekimler istedikleri tedaviyi uygun buldukları, hekimlik öğretisinin uygun bulduğu tedaviyi uygulayabilmek için başka tanıları da bu sürece eklemek zorunda kalmaktadırlar. Bu da Türkiye'de ICD-10 kodlarına dayalı sağlık yönetimine yön verecek bir informasyon sisteminin geçerliliğini ortadan kaldırmaktadır. Böyle bir tehdite, böyle bir tehlikeye de vurgu yapmış olalım. 14 Şubat 2022 tarihine geldiğimizde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yapılan açıklamada 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri 4.5786 TL'den 6.2925 TL'ye artırılmıştır dendi. Bunun benzeri bir artırım da yeterli olmadığı şekli ki Kayhan Hocam da söylediği gibi bu sadece kur farklarını ortadan kaldırmakla değil tekrar baştan revize etmekle, baştan sistemi bu çıkmazlardan kurtarmakla
çözülebilecek bir problemdir. Aynı konu başta olduğu için hızlandım. 17 Şubat 2022 tarihine geldiğimizde hekimsen, tabipsen ve Hekimler Birliği sendikaları 17-18 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle iş bırakma eylemi düzenliyor. Sendikanın eylemine acil servis ve poliklinikleri, COVID, doğum salonu, onkoloji, hematoloji poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışanları hariç tüm sağlık çalışanları katılacak. Ben de bu dönem için. Türkiye'de aile hekimi sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesini talep eden aile hekimleri de 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Bununla ilgili kısaca bir yorum sizden de almak isterim. Yani sağlık çalışanlarının örgütlü mücadelesine selamlıyorum. Evet. Çünkü gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın yanlış uygulamaları nedeniyle hem birinci basamakta aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve diğer çalışanlar, hem diğer kurumlarda çalışanlar, hem hastanelerde çalışanlar çok zor günler yaşadılar ve yaşıyorlar. Özellikle bu aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle aile hekimlerinin hak arama mücadelelerinin önüne geçilmesine dönük bir düzenleme de yapılmaya çalışılmıştı. O yüzden onlar da haklarını arıyorlar. Bu mücadeleleri selamlıyorum. Evet, bizler de buradan selamlıyoruz. Sonuna kadar da yanlarında olacağımızı, mecliste de kendilerinin sesi olacağımızın altını çizmek isteriz. Evet, 21 Şubat 2022'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi kısmını böyle ironik ve hicivsel bir slide olarak koymak istedim. Yani biz niye bugünlere geldiğinin açıklaması, bunun önlemini niye almadık açıklaması yerine bu duyarlılığı takdir etmesi çok düşündürücü değil mi Kayan Hocam? Yani susma hakkımı kullanmak istiyorum Murat Hocam. Peki. Üzülüyorum gerçekten. Bingöl'de bir hasta ve yakını muayene 5 dakika gecikti iddiasıyla doktoru darp etti. Bir şiddet haberi daha. 25 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı 2011 yılında kapattığı Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü'nü yeni Hıfzı Sağ projesi adı altında yeniden açılacağını açıkladı. Bir iki cümle alalım hocam sizden. Onun adı Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü'dür. Yeni Hıfzı Sağ projesi diye bir şey gerçeklikle bağdaşmaz. İlk olarak 1928 yılında Hıfzı Sağ Enstitüsü olarak açılmıştır. Refik Saydam'ın hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sağlık bakanıdır. Adı Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü olarak yeniden açılmalı, işlev görmeli ve desteklenmelidir. Ben de altına son imzamı atıyorum Kayan Hocam'ın bu yaptığı açıklamaya. 28 Şubat 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı iş bırakma eylemi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olacak eylemlere disiplin cezası uygulanabileceğini açıkladı. Deminki slaytta topluca birçok derneğin yaptığı slaytta sağlık çalışanlarının haklarını örgütsel olarak savunmaları, meslek örgütleri ve derneklerinin ve sendikalaşmanın bu konudaki öneminin altını çizmiştiniz. Bu da herhalde buradaki önemi daha da ön plana çıktı. Çünkü karşımızdaki anlayışın aslında neyle mücadele ettiğimizin bence önemli göstergesi değil mi Kayan Hocam? Sağlık Bakanı sağlık çalışanlarına gözdağı vermeye çalışıyor. Evet. Ama sağlık çalışanları o kadar bunaldılar, pandemide özellikle o kadar yoruldular, o kadar özleriyle çalışmalarına rağmen o kadar geri planda bırakıldılar ve yok sayıldılar ki bu gözdağının işe yaramadığı daha sonraki tarihlerde yapılan eylemlerle kendini gösterdi. Keşke Sağlık Bakanı böyle cümleler kuracağına, sorunun farkında olduğunu anlatan ve sorunu çözmek için somut adımları dile getiren cümleler kurabilse. Evet, bunu özellikle buldum fotoğraf için. 27 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanını yayınladı. Ne dersiniz hocam? Tabii genç hekimler yurt dışına gitmeye başlayınca biliyorsunuz sağlık kuruluşlarında önemli bir hekim açığı oldu. Sağlık Bakanı'nın kendisinin mecliste yaptığı yıllar içerisindeki sunumlara bakacak olursanız yani bir yandan mecbuzmete giden çok sayıda uzman hekim olmasına rağmen uzman hekim sayısında istihdam edilen uzman hekim sayısında azalma olduğu göze çarpıyor. Bu azalma
hem randevu almaya hem randevu sürelerine yansımaya ve toplumun memnuniyetsizliğinde ciddi bir artışa yol açınca böyle bir yöntem buldu Sağlık Bakanlığı, ama bu yöntemin de hayatta pek karşılığının olmadığını bugün artık çok net söyleyebiliyoruz. 8 Mart tarihinde evet sanırım damgasını vuran günlerden biriydi. Evet maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan hekim göçü hakkında açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Biz de üniversitelerini yeni bitiren doktorlarla yolumuza devam ederiz. Doktorluk gibi bir mesleği sadece paraya dayamak insani değildir dedi. Ve bizler bu programın başından beri altını defalarca çizdik. Bu paraya dayalı bir gerekçe değildi. Bunu yapılan çalışmalar da zaten gösterdi. Sadece biz bir veriye dayandırarak zaten bunun altını çizdik. Ama giderlerse gitsinler gibi hedef gösterici, sağlık çalışanlarımızı hedef gösterici bu yaklaşımın, bu uslubun ülkeyi getirdiği nokta, sağlık sistemini getirdiği nokta maalesef bugün sonuçlarını canımızı yaka yaka göstermekte. Bu yıla damgasını vuran benim için 8 Mart 2022 slaytlar arasında özellikle kendini çok daha yarattığı etkiyle buraya konulmayı hak ettiğini düşündürdüğü için özellikle burada durdum. Ne dersiniz hocam? Bir kere yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle söylemiş olmasını doğru bulmuyorum. Bir cumhurbaşkanı ülkesindeki genç hekimlerin yurt dışına gitme yaklaşımını bence daha derinlikli değerlendirmeli. İkincisi, biz yolumuza yeni mezun doktorlarla devam edeceğiz demek de yine sağlık alanını bence yeterince derin incelememekten kaynaklanıyor olabilir. Çünkü hekimlikte Murat Bey çok yakından biliyorsunuz, usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Usta olmadan çıraklarla hekimlik ne cerrahi branşlarda ne dahili branşlarda yürütülebilecek bir alan değil. Bunun yerine niye gidiyor bu hekimler ve gitmemeleri için ne yapabilirize odaklanmak daha doğru olurdu. Umuyorum ki önümüzdeki seçimlerden sonra temel mesele hekimlerin gitmesini engelleyecek. Hatta giden hekimleri ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak sağlık politikalarını hayata geçirmek olacaktır. Evet, yoksa en az iki katına çıkartılan TUS kontenjanlarıyla normal eğitim kapasitesinin üzerinde asistan alarak eğitecek olan kadroların da istifalarla onların da hatta yurt dışına göçüyle eğitim verecek öğretim üyelerinin olmadığı yerlerde bu kadar fazla istihdam sağlamanın da nitelik azalması, fakat olayın nitelikten ziyade kaliteden ziyade niceliğe yatırım yapıldığı bu anlayışın sağlık sektörünü ciddi anlamda hırpalayacağı ve özellikle sunulacak olan sağlık hizmetinde büyük riskleri beraberinde getireceği herhalde aşikardır, değil mi Kayhan Hocam? Katılıyorum. Evet, 8 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı kararı ile 4 yeni eczacılık fakültesi, 1 diş hekimliği fakültesi kuruldu. Bu fakülte enflasyonu konusunda mutlaka bir iki cümle kurmamız gerektiğini düşünüyorum Kayhan Hocam. Yani son yıllarda tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve diğer tüm meslek örgütlerinin fakülteleri ve yüksek meslek kurumları ile ilgili ciddi anlamda bir patlama yaşanmakta. Tamam, şunun farkındayız. Aslında açılan her fakülte o şehir için, o bölge için bir istihdam alanı. Yani biz bunun sağladığı faydaların da farkındayız. Fakat bunun bir akreditasyon ve uygulanabilir prensipler dahilinde olması gerektiğini ve mutlaka bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde hoca olmadan bölümler açılıyor. Hatta bazı fakültelerde branşının dışındaki insanların dekanlık yaptığı, yönetmeye çalıştığı çok farklı çaprazlaşmalarla karşı karşıyayız. Bu fakülte bir tarafından enflasyonu, bir tarafından mezarlığı kelimesini de kullanmak isteyeceğim. Buyurun, bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. İlk olarak bir fakülteyi açarken o fakülteyi açabilme ölçütlerini ortaya koymak lazım. Bizim ülkemizde ne tıp, ne eczacılık, ne diş hekimliği, ne veteriner hekimlik gibi meslekler için herhangi bir fakülte açma ölçütü yok. Yani bunun nasıl bir yerleşkesi olacak? Nasıl bir donanım olacak? Nasıl bir insan gücü olacak? Nasıl bir bütçesi olacak? Nasıl bir eğitim olacak? Bir mecliste eskiden el indir kaldırla biliyorsunuz karar verilirdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni fakülteler kuruluyor.
Peki bu yeni fakülteleri neden kuruyoruz? İhtiyacımız mı var? Yoksa kuruldukları yerleşkelere, şehirlere, ilçelere canlılık getirmesini mi amaçlıyoruz? Yoksa başka bir sahip mi var? Baştan söyleyeyim, bir fakültenin ya da bir üniversitenin ya oraya biraz ekonomik canlılık getirsin diye bir ile ilçeye kurulması fikri doğru değil. Bu onun bilimsel anlamını azaltan bir şey. Elbette bir üniversite fakülte kurulduğu yere bir canlılık getirebilir ama amaç bu değil. Amaç o fakültenin, o üniversitenin hem bilim üretmesi, hem öğrenci yetiştirmesi, hem de hizmet sunması olmalı. O zaman bu alanlardaki eksikliklerin ne olduğuna bakmamız gerekir. Yani kendi görev yaptığım üniversiteden örnek vereyim. Şu anda bizim üniversitemizde, ben Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bir Bursa Tıp Fakültesi, bir de Yalova Tıp Fakültesi'nin öğrencileri var. Şimdi derslikler, laboratuvarlar, hastane, bunlar için öğretim üyesi sayısı yeterli değil. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim, bir tek sayıya da bakmayalım. Örneğin klinik branşlarda bugün siz de biliyorsunuz. Tabii. Üniversitelerde yeterince özlük hakkı verilmediği için meslektaşlarımızın bazıları muayenehane açmış durumdalar. Bazıları da özel hastanelerle yapılan anlaşmalar gereği gidip özel hastanelerde hizmet sunuyorlar. Şimdi muayenehane açmış ya da özel hastanede hizmet sunan bir öğretim üyesinin eğitime, araştırmaya, uzmanlık eğitimine ve o hastanedeki hizmet sunumuna katkısının ne olduğu da tartışılarak bu süreçler yönetilmeli. Aksi halde sayıya önem verilmiş ama nicelik ön plana çıkartılmışken niteliğin yok sayıldığı kurumlar karşımıza çıkar ki o zaman da o diplomalar değerini yitirir, kağıt parçalarına dönüşür. Açık söyleyeyim, tıp alanı için söylüyorum. Yani bundan çok uzun olmayan bir zaman önce Türkiye'de 50 tıp fakültesi vardı biliyorsunuz. Şimdi öğrenci yetiştiren 126 tıp fakültesi var. Bu kadar kısa zamanda bu kadar fakülteyi açarken ne eğitici kadrolarının niteliğine, ne o kurumların bina, donanım, laboratuvar, hasta ve benzeri olanaklarına çok dikkat edildi. Bunun sonucunda ortaya eskiden olduğu kadar iyi yetişmiş hekimler çıkmayabileceği endişesi taşıdığımı buradan söylemek zorundayım. Evet. Ve iktidarımızda bir an önce bu soruna da el atacağımızın altını çizelim. Yani belli kriterler getirilmesi, standart kriterler ve bu kriterlere uymayan yerlerin belki birleştirme metotlarıyla, yani farklı illerde, yakın bölgelerdeki açılan fakültelerin birbirinin devamı, uzantısı olacak şekilde akademik kadrolarını birleştirmek ve bu koşulları sağlamayanların aslında bu mevcut fonksiyona devam edemeyeceği bir gerçeklikle de karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek lazım. Yani sürümden bol bol üretmek yerine nitelikli ve kaliteli bir üretkenlik bizim her zaman için liyakata en yakıştırdığımız kavram olduğunda altını çizmek gerekiyor hocam. Kesinlikle. Evet, 11 Mart'a geldiğimizde Sağlık Bakanlığı COVID nedeniyle uygulanan MRS, Merkez Hekim Randevu Sistemi dışı hasta bakılmaması uygulamasının sonlandırıldığını belirterek hekimlerin artık randevulu randevusuz tüm hastalara poliklinik muayene hizmeti vereceğini belirttiği gibi bir ifademiz var 11 Mart için. Ve bu sağlık çalışanları üzerindeki aşırı yükün, tükenmişlik sendromunun daha da artacağı ve bu randevu sisteminden kendine kaçak yaratmaya çalışanların da formülü acil bilimlerde acillere yığılma şekline getireceğiyle ilgili çok önemli risklere getiriyordu. Bilmiyorum, bununla ilgili bir iki cümle kurmak ister misiniz hocam? Bu sizin söylediklerinize ek olarak Murat hocam, şiddete de davetiye çıkartan bir şeydir. Evet. Dolayısıyla yanlış bir politikadır. Plansız, hesapsız, popülist bir politikadır. Yani kim olursan ol, nereye gidersen git, ben sana bakacağım diye dünyanın hiçbirinde sağlık sistemi olmaz. Sistemi doğru düzgün kurgularsınız, acil vakaları acilde bakarsınız, acil olmayanları önce birinci basamakta, sonra sevk sistemiyle ikinci ve üçüncü basamakta bakarsınız, elersiniz. Böylece uç uzmanlık alanındakiler kendilerini ilgilendiren hastalara bakarlar. Toplumun en az %85 olgusu da birinci basamakta tedavi edilir. Akılcı olan, verimli olan, hasta güvenliğini gözeten sistem budur. Bunun dışına çıktığınız zaman sizin derdiniz doğru düzgün sağlık hizmeti sunmak değil.
sağlık alanında özellikle küresel sermayeye kaynak aktarmak da içinde olmak üzere başka şeylerin peşinde koşmaktır. Maalesef Türkiye'deki durum biraz bununla ilişkilidir. Sağlık çok fazla ticarileştirilmiştir ve sağlığı yönetenler yetkin kadrolar değil, sağlığı nasıl yöneteceğini bilmiyorlar. Bu alandaki yeterlikleri sınırlı. Bakın bugün 2022'yi bitiriyoruz. Halen 2020 yılının ve 2021 yılının ölüm sayısını açıklayamadılar. Pandemide 3 yılı geride bitiriyoruz dünyada. Türkiye'de de işte 2 yıl 9 ayı geride bırakıyoruz. Halen açıklanan sayıların azlığını bir kenara bırakıyorum. İllere göre ölüm ve hastalık sayısı belli değil. Cinsiyete göre belli değil. Yaşa göre belli değil. Eşlik eden hastalığa göre belli değil. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Türkiye'de biliyorsunuz asıl iki tane aşı kullanıldı. Sinovac ve BioNTech. Şimdi Türkovak da kullanılıyor. Biliyorsunuz aşıların bir aşı etkinliği bir de aşı etkililiği söz konusudur. Aşı etkinliği laboratuvarda fazuç çalışmalarıyla karşımıza çıkar. Biz Türkiye'de şu anda hiçbir aşı etkililiği sonucunu bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı hiçbir veri yayınlamadığı için. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aşı etkililiği sonuçlarını Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan ve benzer ülkelerden bakarak ya öyledir, böyledir diye fikir yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı gerçekten bu süreci yönetemiyor. Türkiye'nin bu süreci yönetebilecek, toplum yararını ön plana çıkartan ve sağlığa gerçekten hak gözüyle bakan bir Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık politikalarına ihtiyacı var. Evet, ben de altını çiziyorum ve bunu tamamen destekliyorum. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'den gelen verileri kabul etmiyor bile. Bizim için doğru düzgün geçerli kabul ettiği bir veri tahtası bile yok. Yani o bahsettiğiniz cinsiyete göre, illere göre herhangi bir vakada ölüm oranlarının olmadığını biz aylarca pandemi döneminde sizlerin de bu konuda çok kez demeçlerinizi hatırlıyorum. Bunun altını çok kez çizdik ama geldiğimiz nokta yine aynı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Tabipler Birliği vatansever hekimleri temsil edemez dedi. Herhalde susma hakkımızı kullansak yeter dedim. Yok, ben burada bir şey söylemek isterim. Sayın Bahçeli'ye de şunu hatırlatmak lazım. Türk Tabipleri Birliği bir meslek örgütüdür. Ve bizler vatansever hekimleriz. Örneğin ben bir vatansever hekim olarak Türk Tabipleri Birliği beni temsil ediyor ve temsil eder. Önce meslek örgütlerinin ne olduğunu gerçekten ayrıntılı olarak görerek bu süreçlere bakmak gerekir. Sayın Bahçeli'nin de bu sürece böyle bakmasını çok isterim doğrusu. Yani burası bir meslek örgütüdür. Evet, meslek örgütü olduğu için de örneğin serbest çalışan bütün hekimler buraya üye olmak zorundadır. Kamuda çalışanlar da gönüllülük ilkesine bağlı olarak üye olurlar. Ve buralar Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla kendileri için dile getirdiği gibi seçimle gelinen yerlerdir. Hekimlerin oylarıyla buralar yönetiliyor. O zaman demokrasiye, sandığa saygımız var ise meslek örgütünün seçimle gelen yöneticileri ve yönetimleri açısından da bunu dile getirmemiz gerekir. Dolayısıyla böyle bir çerçeve çizmenin ben gerçekçi olduğunu düşünüyorum doğrusu. Her günlerinde, her anlarında ortaya koydukları sağlık hizmeti sunumunda aslında sağlık çalışanlarının vatanseverliğini görmek mümkün. Ama diyelim göremiyorlarsa sanırım pandemi dönemindeki bu özverili performansa bakmaları yeterli olur diye düşünüyorum ben. Çok da bir de Murat Bey, bizi izleyenler için şunu da söylememiz gerekir. Yani bir tabip odasında ya da Türk Tabipleri Birliği'nde bir hekimin, bir yöneticinin mevcut iktidardakilere ters gelen görüşleri, tutumları olabilir. Bunları bundan ayırt ederek tartışmamız gerekir. Bir kurumu tartışmakla o kurumdaki bir yöneticiyi tartışmak aynı şey değildir. Bunu birbirinden ayırt etmemiz lazım. Türk Tabipleri Birliği 1953'ten beri hizmet sunan çok köklü bir kuruluştur. Bugüne kadar sağlık hakkı ve iyi hekimlik mücadelesi vermiştir. Bunun yüzlerce, binlerce örneği var. Dolayısıyla bizim Türk Tabipleri Birliği'ne, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne, Türkiye Barolar Birliği'ne ve benzer meslek örgütlerine sahip çıkmamız, bu mesleklerin daha iyi koşullar içerisinde sunulabilmesine, hizmet edebilmesine olanak sağlamamız gerekir. 24 Mart'a geldiğimizde Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre doktorlara 5 yılda 6.000'e yakın tıbbi hata malpraktis davası açıldı. Bunlardan 178'i kabul, 1011'i kısmen kabul edildi. 172 milyon liralık tazminata hükmedildi. En çok acil tıp
kadın doğum hastalıkları ile ilgili cerrahi branşlarda dava açıldı dedi. Biz de zaten bunu size demin vurguladık hocam. 29 Mart 2022 tarihinde Kırşehir'de pandemi yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavi gören ve kurtarılamayarak hayatını kaybeden hastanın yakınları doktor ve sağlık çalışanlarını darp etti. Yine bir sağlıklı şiddet haberi daha. 31 Mart 2022 tarihinde Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, pandemide filyasyonda görevli 42 diş hekimi hayatını kaybetti dedi. Aslında sağlık çalışanlarının biz topyekun bu konudaki hakkını savunduk. Bununla ilgili açıklamalar yaptık. Biliyoruz ki filyasyon birimlerinde emek sarf eden diş hekimleri, aile hekimleri, pek çok arkadaşımız maalesef bu dönemde canlarını kaybetti. Biz İYİ Parti olarak diğer muhalefet partileri de meslek hastalığı sayılması konusunda bu can veren kıymetli, değerli, minnetle andığımız sağlık çalışanlarımızın, meslektaşlarımızın içinde bulunduğu tablonun hatta şehit mertebesinde kabul görüşünü özellikle savunduk. Benim hani o kadar içimin yandığı konulardan biridir ki burada bir miktar da duygusallaşma hakkı kendimde buluyorum. Çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Yani evde daha önce çocuklarına bakmak için işinden, hemşirelikten ayrılmış bir arkadaşımın iki çocuğuyla beraber yani özel kurumda çalışan eşini kaybetti. Ortada kaldılar. Ne bağlanan bir maaş var, ne onlara uzatılan bir yardım eli var. Ve bu insanlar hayatlarını yoktan tekrar var etmek için içinde bulundukları bu çıkmazın içerisinde battılar. Peki siz yani kendi, bir de hani o kadar insanın içini acıtıyor ki Kayhan Hocam. Yani gerçekten burada duygusallığımla cümlelerimi aslında bu manşetlerdeki gibi vermek istiyorum. Yani bu mevcut vefatın iş başındayken olduğunu ispat et gibi böyle yani insanın acı, gerçekten içini acıtan. Çünkü ben hep şunu düşünürüm. Pandemide canla başla savaştılar. Bir gözle görünmeyen bir mikroba karşı bir savaşta, bir cephede bütün halkına siz arkada durun, evinizden çıkmayın, biz sizin yerinize cephede savaşırız dediler. Ya bir avuç insan, bütün millet hani 85 milyon gözüne baktığınızda bir avuç insanı bu kadar el üstünde tutmak, o yüreklere dokunmak bu kadar mı zor? Bu kadar mı imkansız? Bu kadar mı insancıl değil? Hani ben bunu anlamakta gerçekten çok zorluk çekiyorum. Ve 3 yıl boyunca bunun tanımını bulamadım. Hem bu işi icra eden, öğrenci yetiştiren, aynı zamanda sağlık hizmeti sunan bir hoca olarak ve aynı zamanda bu işin siyasi sağlık bürokrasisi üzerinde de emek sarf eden, kafa patlatan biri olarak gerçekten hiçbir mana biçemedim buna. Yani nasıl olur da bir sistem, bir yönetim, bir bakanlık, bir iktidar bu konuda çığlık atmaya bile gerek yok. İnsanların sesini yükseltmesine bile gerek yok. Buna yardım eli uzatmazsınız. Bununla ilgili düzenlemeyi, kanun düzenlemesini yapmazsınız. Ben duygusallığım moderatör olarak burada biraz salırım. Dizginliğim, buyurun lütfen. Ama çok haklısınız. Burada söylenecek tek cümle var. Covid-19 gibi bir hastalık için pandemide sağlık çalışanlarında illiyet bağı aranması doğru bir tutum değil. Dolayısıyla bunun mutlaka sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekir. Bunun ötesinde bir lafa gerek yok. Bunu kabul etmeyenler gerçekten sizin de söylediğiniz gibi insancıl değerlerden uzak insanlardır. Bu kabul edilecek bir durum değil. Evet, 7 Nisan 2022'de Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi bilim dalına öğretim üyesi bulunamadığı için emekli olamadı. Çocuk kliniği tarihinde ilk kez öğretim üyeliği için herhangi bir aday çıkmadı. Ömeroğlu bu çok üzücü ve üniversitelerin geldiği durumu ortaya koyuyor dedi. Ne dersiniz hocam bu? Özellikle birçok ana bilim dalında öğretim üyelerinin çoğu istifa ettiği için, işlerini bıraktıkları için, beyin göçü yaptıkları için, erken emekli oldukları için artan tuz kontenjanları var. Artık dibi gören, çok daha alt seviyelerden öğrenci alan özellikle üniversite sınavı sonrası. Fakat ortada öğretim üyesi yok. Yani siz alttaki kadroları sayısını çoğaltarak yukarıda üst düzeyde eğitim verecek, buranın bir bilim yuvası, bir eğitim yuvası olmasının aslında birinci şartı öğrencilerden daha ziyade orada öğretim üyelerinin bulunmasıdır. Bütün bu koşulları ortadan kaldırdığınızda işte ortadaki tablo bu. Bu yine plansızlığı çok net ortaya koyuyor. Bu plansızlık Sağlık Bakanlığı ile sınırlı değil. Üniversitelerde de karşımıza çıkıyor. Bizim üniversitemizde de tıbbi pediatrik onkoloji bölümünde böyle bir problem ortaya çıkmıştı. Yani sağlığı iyi planlamak lazım.
hem hizmet sunumunu, hem eğitimine, hem istihdamını. Maalesef son 20 yılda burada çok ciddi zaaflar olduğu her bir örnekte karşımıza çıkıyor. Evet. 5 Mayıs 2022'de İYİ Parti grup toplantısında milletin kürsüsünde kürsüye davet edilen sağlık çalışanı Derya Tunca, Sağlık Bakanlığı'nca disiplin cezası verildi. Demin altını çizdiğiniz sağlık çalışanlarının kendi haklarını savunması için gerekli örgütlenmenin bambaşka farklı perspektifteki bir örneğiydi. 30 Mayıs 2022'de Ankara Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada 2020-2021 yılı aynı dönemler için 6.000 civarında kontenjan açılmışken bu yıl 12.294 kontenjan ile önceki yıllara göre tam 2 kat artış yaşanmıştır. Uzman açığını kapatmak için hiçbir insan gücü, gereksinim ön planlanması yapılmadan bu kadroların bu düzeyde artırılmasının uygun bir yaklaşım olmadığı belirtildi. Türkiye'de hasta başına düşen hekim ve uzman sayısı yetersizliği bilinen bir gerçektir. Ancak bu sorunu alanında bilgi, beceri ve donanımı yetersiz hekimler ile kapatmak daha büyük sorunlara yol açacaktır denildi diyor. Sizin ekleyecek cümleniz var mı hocam? Ankara Tabip Odası bence gerekeni söylemiş. Daha önce de söylediğimiz gibi gerçekten sağlığın kötü yönetildiğinin, planlamanın iyi yapılmadığının bir başka örneği maalesef. 31 Mayıs 2022'de Mayıs ayının son gününde hekimlere yapılması beklenen mali düzenlemelerin meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Meclis gündeminde bugün görüşülecek konular arasında hekimlere alakalı herhangi bir konunun yer almadığı öngörüldü. Bunu da daha önce vurgulamıştık. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın önüne gelen bir ambulans şoförü ambulansın kapılarını kilitleyerek "Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım" dedi. Ambulans şoförü onkoloji hastasını "Taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, Sağlık Bakanı'nın gelmesini istiyorum" ifadelerinde bulundu. Bakın bir ambulans şoförünün isyanı, biz de hep birlikte tanıklık ettik buna. Sağlık hizmetlerine erişimin, başta kanserli hastalar olmak üzere, ne kadar kötü bir duruma geldiğinin bir göstergesi, bir isyanı. Söylenecek söz maalesef bitmiş durumda. 21 Haziran'da Türk Tabipleri Derneği'ne göre bu yılın ilk 5 ayında 938 doktor ülkeden ayrıldı. Yine beyin göçüyle ilgili bir slaytımız. Yine Şanlıurfa'da görev yapan doktorların ilden ayrılmasıyla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 8'den fazla bölüm kapandı. Göğüs cerrahı, cerrahisi, onkoloji bölümü, hematoloji, nefroloji, patoloji, çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi ve organ nakli branşlarında doktor kalmadı. Demin söylediğimiz pek çok örneklerden bir tanesi de bu. Yine Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şehmuz Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şehmuz istifa ettiği öğrenildi. Şehmuz Bey bana da ulaşmıştı. Kendisiyle telefonda konuştuk. Bu konuda mümkün olduğu kadar biraz sesini de yükseltmek istedi. Bu istifasının bir karşılığının sağlık sistemine bir katkı sağlaması için. Biz de kendisini buradan selamlıyoruz ve bu tip istifaların da sonunun gelmesi için, önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağının buradan sözünü vermek istiyoruz. Gelelim 29 Haziran hocam. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle görev yaptığı hastanedeki işinden arta kalan zamanda mısır satan sağlık çalışanı Adem Kılbıyık 13 Haziran günü 9 Eylül Üniversitesi ameliyathanesinde kendini asarak yaşamına son verdi. Kılıbıyık'ın intiharı sağlık çalışanlarının zorlu çalışma koşullarını tekrar göz önüne serdi. Yani bir can kaybıyla bir intiharla sonuçlanıyor. Bilmiyorum. Yani bunu tek başına ekonomik sorunla açıklamak mümkün değil. Burada aynı zamanda bir tükenmişlik sıkıntısı da var. Bizim asistanımızın bu yıl yaptığı bir araştırmada kadın sağlık çalışanları kapsanıyordu bu araştırmada. Her 3 kadın sağlık çalışanından ikisinde bir takım ruhsal bozukluklara ilişkin depresyon, anksiyete ve benzeri sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Bir yandan çalışma koşulları, bir yandan tükenmişlik, bir yandan ekonomik kriz, bir yandan Türkiye'deki pandeminin yarattığı ağır yük ve Türkiye'deki ağır siyasal kriz insanları gerçekten zor duruma düşürüyor. Baş etmek zorlaşıyor. Burada tabii sistem elinden geleni yapmalı
Ama bir yandan da çevremizdekilerle dayanışma içerisinde olmanın önemini de vurgulamak lazım. 5 Temmuz'da Hacettepe Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin kendini ifade etmesine çok kıymetli bir dekanımızdır. Gerçi Deniz Demirürek hocamı da çok tanırım, severim. Fakat hani onun da içinde bulunduğu baskının, bu korku duvarlarının aslında bir ibretlik ifadesi, bir fotoğrafı diye koydum. Yoksa Deniz hocamızla, dekanımızla ilgili değil. Aslında bu ülke üzerinde aslında birçok meslek ve akademik yapının üzerindeki bu baskıyı ifade etmek için bu slaytı koydum. Çok da söylenecek söz yok herhalde, değil mi hocam? Şunu söylemek lazım. Üniversitelerde dekanlar, rektörler seçimle iş başına gelmeli. Evet. Atamanın olduğu koşullarda iktidara karşı sesini yükseltmek isteyen herkesin sesini kesmeye dönük böylesine girişimler oluyor. Bunlar doğal karşılanamaz. Demokrasilerde kabul edilemez. Dolayısıyla Türkiye'nin sistemini değiştirirken üniversiteleri hem rektörlükler hem dekanlıklar açısından ayrıca ele almak, buralarda seçimleri gündeme getirmek ve üniversitedeki temel karar vericinin rektör değil, üniversite senatosu olacağı biçimine öğrencilerin ve çalışanların da temsilcilerinin katılımıyla bir düzenleme yapmak uygun olacaktır. Boğaziçi Üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin, kıymetli akademisyenlerimizin, akademik açıdan baktığımızda meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Buradan da onlara selam olsun. Onların bu haklı mücadelesinin, bugüne kadar devam eden haklı mücadelesinin arkasında olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz. Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya başından silahla vuruldu. Doktor Karakaya hayatını kaybetti. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Çöken sağlık sistemine şiddet üretiyor diye son yazdıkları cümle sanırım her şeyi açıklıyor. Ve 6 Temmuz'daki konu başlığımız hocam. 17 Temmuz'da kamuoyuna yansıyan bilgilere göre başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü Neo São Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin sökülmek üzere Ali Ağa'ya getirilmesinin izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiği öğrenildi. Bilmiyorum, bununla ilgili bir iki cümle söylemek ister misiniz? Halk sağlığı açısından çok kıymetli olduğu için. Ya Murat Bey, bununla ilgili değil yalnızca. Genel olarak çevreyle ilgili bir şey söylemek lazım. Yani İngiltere'den çöp ithal ediyor Türkiye. Öyle. Bu geçen Adana'da bir sempozyumda konuşmacıydım. Daha ayrıntılı öğrenme fırsatım oldu. Bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Yani Türkiye'de bazı temel şeyleri tartışmamamız gerekir. Örneğin ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının parayla verilebilmesine şiddetle itiraz ediyorum. Vatanseverlikten söz ediyorsak eğer, parayla, paranın miktarı ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Türkiye'ye başka bir ülkeden çöp getirilmesini asla kabul etmiyorum. Türkiye çöplük değil. Türkiye hepimizin göz bebeği. Burada da benzer bir durum var. Dünyanın hiçbir ülkesinin neredeyse kabul etmediği asbestli bir gemi Türkiye'de sökülsün diye getiriliyor. Bir takım sermaye sahipleri kar elde edecek. Ama bu söküm sırasında işçiler hastalanacaklar ki bu hastalık biliyorsunuz kısa sürede ortaya çıkmıyor. Bazen 40 yıla kadar uzayabiliyor ortaya çıkması. Ve o bölgedeki doğa tamamen kirlenecek. Ya bu kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye'nin bir an önce bu kabulü yaratan sistemi ortadan kaldırması lazım. Evet, burada çevre ve toplum, halk sağlığında tabii altına vurgu yapıyoruz. Bizim sağlık sistemimizin önemli kolonlarından bir tanesi hocamızın da dediği gibi. Hocam 2 Ağustos tarihinde Afyonkarahisar'ın tek hematoloji hekimi olan doçent doktor Mehmet Özen bir hasta yakınının CİMER üzerinden resmi olarak yazmış olduğu tehditler sonucu can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti. Bir istifa gerekçesi daha. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol hocamız sosyal medya üzerinden hesabından yaptığı açıklamada muayenehanesinin girişine dana dili bırakılarak tehdit edildiğini duyurdu ki Esin hocamız pandemi döneminde de sözünü esirgemeyen, gerçekleri kamuoyuyla birebir paylaşan, bizim de daha önce bu iyi sağlık sohbetlerinde pandeminin bir önceki yılın sonunda geldiği son noktayı beraber program yaptığımız kıymetli hocalarımızdan biriydi. Evet, bir insanların gerçekleri, doğruları çekinmeden cesurca söylemesinin aslında ortaya çıkardığı bir fatura bu. Sanırım yılmayacağız, sanırım vazgeçmeyeceğiz gerçeği, doğruları söylemekten. Değil mi hocam?
Kesinlikle buradan Esin Hoca'ya bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ama bu sıradan bir şiddet vakası değil Murat Hocam. Bunun arkasında aynı zamanda bu pandemi sırasında karşılaştığımız bir böyle aşı karşıtlığı, bir pandemi yok sayma, bir tuhaf tutum içerisinde örgütlenme yaklaşımı var. Burada da Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Sağlık Bakanlığı iki açıdan sorumlu. Bir, toplumu doğru bilgilendirme, eksikleri aktarma, güncel bilgilendirme ve güven duyulacak şekilde bilgilendirme konusunda bir eksiklik yarattı. İkincisi, buna karşı çıkan bilim karşıtları, aşı karşıtları, akıl mantıkla bağdaşmayan, örneğin binlerce insan öldü gibi saçma sapan, gerçeklerle ilgisi olmayan tweetler atan, sosyal medyada paylaşanlara karşı da bir yaptırım, bir girişimde bulunmadı. Öyle olunca da Esin Hoca ve başka bazı insanlar gerçekleri savundukları için, doğruları toplumla paylaşmaya uğraştıkları için sıkıntı yaşadılar ve yaşıyorlar. Bu kabul edilemez. Şiddete karşı çıktığımız kadar aynı zamanda bu toplumu yanlış bilgilendiren, çıkarları için yanlış bilgileri ortaya koymakta sakınca görmeyen kişi ve gruplara karşı da bakanlığın tutum alması gerektiğini de vurgulayalım. Esin hocamıza tekrar geçmiş olsun deyip buradan da selamlarımızı iletelim. 9 Ağustos tarihinde Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hastalardan hastaneye yatışları sırasında tuvalet kağıdı, sabun, peçete istenmeye başlanması tepkiyle karşılandı diye bir haberimiz var hocam. Bu tabii tıp fakültelerinin içinde bulunduğu durumu gösteren bir başka örnek. Maalesef tıp fakültelerinin bütçeleri kendilerini götürmeye yetmiyor. Burada hükümetin eğer tıp fakültelerini önemsiyorsa daha önce de söylediğimiz tıbbi malzeme alımındaki sorunlarda olduğu gibi buralara kaynak aktarması gerekir. Evet ve üniversite hastanelerimizin unutmayalım ki sağlık sisteminin birer jeneratörü olduğu, bugün sağlıkla ilgili her kademede, her aşamada görev yapanların birçoğunun aslında buradan yetiştiğini de hatırlatmak boyun borcumuz. 12 Ağustos tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından doktor ödemelerine yeni bir teşvik sistemi açıklandı. Adını da çok enteresan, güzel bir sofistike kelime olmuşlar. Beyaz reform dendi. Bakanlık emekliliğe yansıyan tek ödeme vermek yerine performans dayatmasıyla emek sömürüsüne devam etmeyi tercih etti. İkinci başlık haberde de YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamasında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler, sağlık ortamının kaotik, hekimliliğin değersiz hale getiren politikaların sonucu olduğu vurgulanmış hocam. Hani daha önce de sözünü etmiştik, ortada doğru düzgün bir reform denecek bir şey yok. Kısa süreliğine bir iyileştirme var. İyileştirme. Bunu yok saymayalım, önemlidir. Ama bir süreklilik göstermemesi, temel ücreti ön plana çıkarmaması yüzünden sorunludur. Performansı beyaz reform adı altıyla tekrar gündeme getirmektedir. Burada hizmet başı ödeme başarttır. Yani ne kadar hasta bakarsan, ne kadar ameliyat yaparsan, ne kadar tetkik yaparsan o kadar fazla para alırsın denmektedir. Bu da sağlık hizmetlerinin doğasıyla bağdaşan bir şey değil. Dolayısıyla kısa süreliğine sağlık çalışanları biraz nefes alacaktır ama temel çözüm, temel maaşlardaki artışla sağlanmalıdır. Evet, 15 Temmuz'da 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla tıp fakültesi sıralamalarındaki düşüş gözler önüne serildi. Tıp fakülteleri YKS'de tarihinin en düşük sıralamasıyla öğrenci aldı. Tıp fakültesi kontenjanlarının bir kısmı boş kaldı diyor. Bu tip önemli sektörlerin tabii öğrencileri alırken belli bir barem koymakta da fayda var hocam. Hani bunun da belki burada hani biz zaten bunun sebeplerini program başından beri artık tıbbın, sağlık sisteminin niye öğrenciler tarafından tercih edilmediğini aslında pek çok örneğiyle aslında açıkladık burada. Fakat buradaki asıl tehlikenin belli bir baremin, belli bir başarı sıralamasının altında öğrenci almanın sağlık gibi çok önemli bir hizmet sektörünün ileride önüne çok ciddi sıkıntılar çıkarabileceğinde altını çizmek gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Bir de şunu ekleyeyim sizin söylediklerinize ek olarak. Burada tıp fakültesi kontenjanlarının bir kısmı boş kaldı derken vakıf üniversitelerinden söz ediyor. Öyle. Ve vakıf üniversitelerinde hiç burslu olmayan kontenjanlardan söz ediyor. Şöyle bir şey düşünün. Bir yıl için 300 bin lira gibi bir paranın öğrenci adına, öğrenci ya da velisi tarafından karşılanması gerekir. En az 6 yıl süreceğini varsayacak olursanız bu korkunç bir servet.
Dolayısıyla yani aslında boş dışına kaybediyorsunuz. Boş kalan tıp fakültesi kontenjanları değil. Buradaki temel sorun maalesef sağlık gibi eğitiminde ticarileştirilmiş olması. Buna da vurgu yapmak gerekir kanısındayım. 22 Ağustos'ta Ankara Üniversitesi hocaları Sağlık Bakanlığı'nın önünde ek ödeme yönetimine dair bir açıklama yayınlayarak YÖK'e bağlı üniversite hastaneleriyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler arasındaki ayrımın giderilmesini istedi. Biraz önce buna vurgu yapmıştık hocam. 30 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı evlerine verilerine göre COVID-19'a günlük vaka sayıları 30 binlerden 50 binlerin üzerine çıktı ve ölüm sayılarının artmaya devam ediyor dedi. Ki hani siz de çok sık görüyorsunuzdur şu an triple epidemi ismiyle özellikle RSV virüsü ve influenza ile beraber rinovirüslerin de işin içine adenovirüsün de hatta eklendi. Aralık ayı ve Ocak ayı ile beraber COVID vakalarında da ciddi artışın olacağı, bunun üzerine binen bakteriyel süper enfeksiyonların da benim mesleki hayatımda görmediğim ki ben bir hani enfeksiyon hastalığı polikliniği yapan bir birimin kulak burun boğaz hocası olarak ben mesleki hayatımda böyle bir 4 ay yaşamadım hocam. Yani sonu gelmez bir poliklinik yükü ve bir anda da aslında her defasında yeni bir mikroorganizma yakalandıkları için de bir bağışıklık oluşmadığı için de erişkinlerde hakikaten önüne geçilmez aylar boyu süren öksürük, çocuklarda çok sık orta kulak iltihabına dönüşen bir klinik durum. Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. İnşallah hani önümüzdeki bir ay içerisinde bunun artık biraz yavaşlaması dileğiyle diyorum ama bu COVID-19'daki sayının yani biraz daha yine hijyene, biraz daha mesafemize dikkat etmemiz, beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini altını çizelim. Bu ekonomik koşullarda et fiyatlarının ve hayvansal ürünlerin fiyatları bu kadar artmışken bunları söylemek biraz zoruma da gitse de bunun da altını çizmekte fayda var değil mi hocam? Bir de şunu söyleyelim. En son iki gün önce Dünya Sağlık Örgütü küresel düzeyde bu gözetim mekanizmalarından elde edilen verileri paylaştı. Son birkaç haftadır hem COVID-19 olgularında hem de maalesef grip olgularında önemli bir artış eğilimi var. Bu artış eğiliminin Türkiye'de de izlerini görüyoruz ama Sağlık Bakanlığı veri yayınlamadığı için sayılar üzerinden konuşamıyoruz. Ama az önce sizin kendi deneyiminizden söz ettiğiniz gibi Türkiye'deki hekimler son birkaç hafta içerisinde özellikle yoğunlaşan vaka sayılarına vurgu yapıyorlar. Bu arada risk grubundakiler, özellikle ileri yaşta kronik hastalığı olanlar bundan daha olumsuz etkilenip hastaneye yatmak zorunda kalabiliyorlar ve yaşamlarını yitirenler de var. Dolayısıyla her zamanki gibi kişisel önlemleri almaya da önem vermek gerektiğini, aşılarımızı yaptırmamız gerektiğini, kalabalık ve kapalı ortamlardan olabildiğince kaçınmak gerektiğini ama eğer buralarda bulunacaksak ya da işte bir kamu ulaşım aracı kullanacaksak maske takmanın önemini de bir kez daha vurgulamış olalım. 31 Ağustos'ta Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre SGK kurumla anlaşmalı özel hastanelere kısmi branşlarda değil bütün branşlarda hasta kabul etme zorunluluğu getirme kararının ardından birçok hastanenin SGK ile anlaşmalı hastaneler kapsamından çıktığı öğrenildi. Benim de çalıştığım kurum böyle bir kurum ve özellikle onkoloji hastaları çok zor durumda kaldılar hocam. Bir iki cümlede bu konuyla ilgili sizden alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir sistem düşünün Murat Bey. Siz bu sistemdeki hasta bakımı yükünün %40'ını özel sektöre ayırmışsınız. Oradan hizmet almayı planlamışsınız. Doğru yanlış. Ayrıca tartışılabilir. Ama bu plan giderken birdenbire siz diyorsunuz ki özel sektöre ben seninle yaptığım anlaşmayı bozuyorum. Ya benim kurallarımı kabul et ya da ben seni dışlıyorum. Şimdi burada zarar gören hasta olacak. Aynen. Bunu görmeniz gerekir. Dolayısıyla eğer siz bu sistemi böyle kurgulamaya devam edecekseniz sistemi kurallarına göre işletmeniz beklenir. Bu kurallarına göre işletmeme sonucunda sizin de söylediğiniz gibi en başta kanser hastaları, onkoloji hastaları olmak üzere insanlar hizmete erişimle ilgili sıkıntı yaşadıkları için zarar gördüler. Ancak ceplerinde parası olan, parasının yettiği kadar hizmete ulaşabildi ki bu da sağlığı temel bir hak olmaktan çıkardı. Dolayısıyla hükümetin ve SGK'nın niye böyle bir karar aldığını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ekonomik zorluklar nedeniyle. Ama bunun hasta yararına olmadığını, hasta güvenliğini tehdit ettiğini bir kez daha söyleyelim. Yine 31 Ağustos'ta Trabzon'da giydiği doktor önlüğü ve boynuna taktığı stetoskop ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil servisine girip kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan A'nın hasta yakınıyla hemşirenin tartışmasına ayrılmaya çalışırken hasta yakının saldırısına uğraması da yani sağlıkta şiddetin bir ters örneği.
sahte hekimlik, sahte sağlık çalışanı rolündeki kişinin sağlıkta şiddete maruz kalması ile ilgili ironik bir örnek olduğu için de koymak istedim hocam. Yalnız Murat Bey, burada şöyle bir şey de tartışmaya açalım isterseniz. Çünkü biliyorsunuz bu tekil örnek olmaktan çıktı. Örneğin 20 yaşında bir genç kız 4 ay bir devlet hastanesinde çalışmış. Evet. Bir ambulansla hasta götüren doktorun aslında hiçbir şekilde tıp öğrencisi bile olmadığı anlaşılıyor filan gibi. Sağlık Bakanlığı da bunlara sessiz. Aslında bunlar neyin yansıması biliyor musunuz? Hekimlik öğretisinin tıp fakültelerinde eskiden olduğu gibi verilemediğinin yansıması. Çünkü eskiden bir tıp fakültesini bitirmiş bir hekim bir hastaneye başladığında, bir sağlık ocağına başladığında herkes onun konuşmasından, duruşundan, tutumundan hekim olduğunu anlardı. Şimdi hekimlik öğretisindeki nitelik eksikliğinin de bence bu süreçte payı var. Bunu da göz ardı etmemek gerektiği kanısındayım. Hocam teşekkür ederim. Ben de çok beğendim bu yorumu. Dediğiniz doğru. Yani olaya hep farklı, başka yönleriyle, başka perspektiflerle bu tip haberleri yorumladık ama evet yani düşünün ki 81 puanla falan da böyle yüksek bir puanla da hani girdiğini iddiası var ve o zamana kadar kimse ağzından çıkan tıbbi terimlerin hiçbirinin aslında bir sağlık hekimine uygun olmayan bir ifadeler olduğunu hiç anlayamamış. Demek ki bu konuda niteliğin getirdiği belki de önemli işler arası tablolardan biri. TTB'ye iyi hal belgesi başvuru sayısı Ağustos'ta yeni rekor ile 281 oldu. 2022'nin ilk 8 ayında 1683'e ulaştı. Hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurt dışına göçü artarak sürüyor. Kışkırtılmış sağlık talebi ve performans sistemi halkı hasta ediyor diye çok da anlamlı bir cümleyle belirtmişler. Yine 6 Eylül'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyaz reform sonrası şu ana kadar 6.000'den fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını, bunlardan 5.000'ini uzman hekimlerin oluşturduğunu söyledi. Böyle demin de sizin bahsettiğiniz ama bunun uzun vadede sürdürülebilir bir politikayla anlayışla yapılması gerekiyor. Böyle küçük nefes alışların sistemi çözemeyeceğinin, problemleri çözemeyeceğini altını vurgulamıştınız. Kamu hizmeti veren aile hekimlerinin devlete ödediği kiraya %54.7 zam yapıldı. 16 Eylül 2020 tarihindeki haberimizde. Aile hekimleri zaten bu konuda sık sık eylem yaparak protesto oluyla kendi çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili seslerini yükseltiyorlar. Sanırım ekonomik koşulların getirdiği bu zam koşullarını daha da zorlaştıracak gibi bir an önce desteğe ihtiyaç oldukları ve olası iktidarımızda birinci basamak sağlık hizmetini özellikle iyileştireceğimizin belki de altını çizmek yeterli olacaktır hocam. Birinci basamak kurumları devlete ait olmalı Murat Evet. Bey. Yani bunu kirayla, devletten kira, özel sektörden kira böyle şey olmaz. Kamu adına bu hizmet sunulmalı, binalar devletin olmalı. Oradaki bütün giderler devlet tarafından karşı. Orası bir kamu kurumu olmalı. Evet. Bunun aksiliklerinin aksi halde sıkıntılara yol açtığını artık deneyimledik. Yeter. Burada bu sistemi mutlaka değiştirmek gerekir. Evet. Hiç değinmediğimiz konulardan bir tanesine denk geldi. 21 Eylül 2022 tarihinde 28 Eylül'de açılacak olan Ankara Etnik Şehir Hastanesi'ne taşınmaları nedeniyle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etnik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi, Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları Hastanesi, Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılacak dendi. Özellikle Ulucanlarla ilgili hatırlarım. Sabah böyle gözlerin üzerinde işaretler, taraf işareti yapılmış olan hastaların bugün hastane kapatıldı deyip kapı önüne konduğu haberlerini hala dün gibi hatırlıyorum. Çok hakikaten içler acısı bir durum. Şehir hastaneleri şehrin dışında yüksek maliyetli, aslında yatak sayısı çok fazla, kapasiteleri normal bir sağlık işletmesinin kaldırabileceğinin, yönetebileceğinin üzerinde bir kapasiteye sahip ve yatak başına düşen mevcut boş mekan miktarında fazla olduğu, bir ucundan bir ucuna gerçekten ulaşmanın çok zor olduğu, şehrin dışına yapılan bu kurumların, kamu özel ortaklığı işbirliği olan bu kurumların açılmasına, hasta garantisine, bunları açarken bir taraftan da şehrin merkezindeki halkın rahat ulaşabildiği, yıllarca hizmet veren bu kurumların büyük eski köklü hastanemizin kapatılması konusuna sizden de bir iki cümle duymak isterim hocam. Aslında siz hepsini söylediniz Murat Bey. Gerçekten akıl dışı,
ve kamu kaynaklarının tamamen küresel sermayeye aktarılmasına dayalı, verimlilik içermeyen, etkinliği söz konusu olmayan bir model. Birkaç gün önce usta gazeteci Çiğdem Toker bununla ilgili yeni bir kitap yayınladı. Meraklılar için güncel verileri de içeren bu kitabı okumalarını öneririm. Türkiye için uygun bir model değil, hiçbir yer için uygun bir model değil. 1992'de İngiltere'de başlanmıştı, İngiltere'de vazgeçti. Uygun bir model olmadığını, çok pahalı olduğunu gördükleri için. Şimdi İngiltere vazgeçti ama İngiliz şirketleri ve benzer şirketler bizim gibi ülkelerde daha fazla bu işi yapmaya çalışıyorlar. Aslında hatırlayacak olursanız Sağlık Bakanı 2016 yılında Türkiye'de 34 projeden söz ediyordu. Ama bizim yoğun çabalarımız sayesinde bunun yanlışlığını kabul etmek zorunda kaldıkları için 16 ile 18 ile sınırladılar proje sayısını. Şimdi 14 tanesi açıldı, 4 tanesi daha kamu özel işbirliği modeliyle yapılacak. Geri kalanını eski modelle yapmak zorunda kaldılar. Bir başka da işte hükümet de bunun yanlış olduğunu fiil olarak kabul etmek zorunda kaldı. Ama faturası çok ağır. Bundan sonra 25 yıl boyunca hem döviz kuruna hem de enflasyona endeksli olarak yüksek kiralar ödenecek. Yapılan hesaplara göre işte 2-3 yıllık kirasıyla tamamını yaptırabileceğiniz bir hastane için 25 yıl boyunca hem dövize hem enflasyona endeksli kira ödemek zorunda kalacaksınız. Yani niye böyle bir sistem seçiyorsunuz ki? Akıl dışı. Hiçbir verimliliği yok. Dolayısıyla bir an önce şehir hastanelerini... Eskileri engelleyen bir İngiliz mahkeme hukuki dayatılan bir şey var. Hani bunu hukuki bir sorun olursa İngiliz mahkemelerine bizim hükümetimiz hakem olarak kabul etmiş durumda. Dolayısıyla bir an önce şehir hastanelerini kamunun üstünde yük olmaktan çıkartacak formülleri hayata geçirmek lazım. Evet, 27 Eylül'de TTB üyesi Doktor Ali İhsan Ökten, polikliniklerde randevu bulamayan kişilerin acil servislere yüklendiğini söyleyerek, dünyada toplam nüfusundan fazla sayıda acil servise başvuran tek ülke Türkiye. Geçen yıl bu sayı 130 milyon civarındaydı demiş. Demin bahsettiğimiz randevu bulamama sisteminin yarattığı farklı bir fırsatçılık sistemi, ama tabii acil olan da olmayanın ayrımının yapamadığımız bir noktadayız. Bu mevcut tablonun aslında pek çok kez nedenlerini başka slaytlarda anlattık değil mi hocam? Burada bir şey söyleyeyim. Bu nüfusundan fazla acil başvurusu olan tek ülke cümlesi bana aittir. Lancet'te yayınlanan bir makalemde. Ben Lancet'e bunu gönderdiğimde Lancet editörleri biraz bunu şaşkınlıkla karşılaşmışlar. Çünkü karşılaştıkları bir şey değil. Hakikaten araştırıp bakıyorlar ediyorlar ve yayınlandı bu Lancet'te. Dünyada nüfusundan fazla acil başvurusu olan tek ülke. Neden? Çünkü acile başvuranların en az 2/3'ü acil olmadıkları halde acile başvuruyorlar. Peki neden? Çünkü acil olmayanlar rutin olarak ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Çünkü sağlıkta dönüşüm programı buna yanıt vermekten uzak. O zaman bu sistemi değiştirmek lazım. Sadece üçüncü basamak sağlık hizmetinden oluşan bir sistem kurmuş durumda. İnsanların, vatandaşın istediği zaman istediği hekime başvurması gibi ve hasta memnuniyeti gibi, memnuniyet kelimesinin de bu arada sağlık hizmet kalitesinde bir parametre olmadığını da altını çizmek gerekiyor. Bu da bambaşka bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani birinci basamağın, ikinci basamağın tamamen pas geçirip üçüncü basamakta birinci basamak sağlık hizmeti verildiği çok tuhaf bir sağlık hizmet sunumuyla karşı karşıyayız. Bir an önce sandıklardan sonra, seçimlerden sonra mutlaka bu sek zincirinin işlevsel bir sek zinciri sisteminin kurulması, birinci basamağın zenginleştirilmesi, güçlendirilmesiyle ilgili adımlar atmaya başlayacağız herhalde mi Kayhan Hocam? Umuyorum. 30 Eylül'de Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2021 yılı denetim raporunda bazı notlar açıklandı. Şehir hastanelerine ödemeler belirlenen muhasebe kurallarına aykırıdır. Şirketlere hak edilmemiş işler içinde ödeme yapılmıştır. Görüntüleme hizmetlerinde şirketler taahhütlerine uymamıştır denmiştir. Demin siz de bununla ilgili vurgular yaptınız zaten hocam. 3 Ekim'de bakanlık son olarak 26 Eylül 2 Ekim 22 haftasının verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bundan sonra paylaşım olmadı. Ve Sağlık Bakanlığı bütün toplumsal önlemleri kaldırmış, aşılamayı neredeyse durma noktasına getirmiş olsa da COVID-19 pandemisi devam ediyor ve Türkiye'de salgının kontrol altına alınamadığını belirtiliyor. Demin siz zaten özellikle yeni eklenen diğer mikroorganizmalar, diğer grip salgınıyla beraber tehlikesinden bahsettiniz ve kapalı ortamdaki maske kullanımı, kişisel önlemlerin alınması ile ilgili vurgunuzu ben burada da tekrar hatırlatmak isterim.
5 Ekim 2022 tarihi haberinde Sağlık Bakanlığı bugün itibariyle hastanelerde ekran randevu sistemini uygulamaya koydu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda poliklinikler için açılan ekran randevuların 5 dakika aralıklarla olduğu görülürken hekimler duruma tepki gösterdi. 5 dakika indirdi hocam. Ya, tabii böyle bir şey söz konusu olamaz. Biliyorsunuz bir hekimin en az muayene için 20 dakika ayırması lazım. Bazı branşlarda bu daha fazladır. Çocuk gibi, psikiyatri gibi. Ama Sağlık Bakanlığı sistemin üstündeki yükü iyi yönetemediği için az önce konuştuğumuz çerçevede bazen 5 dakika bazen geçenlerde bir öğrencim göndermiş bana çalıştığı hastaneden aynı saate 5 tane randevu vererek. Yani saat 8.40 5 tane randevu var. 8.45 5 tane randevu var. Böyle uygulamaların da olduğunu şaşırarak görmüş oluyorum. Dolayısıyla bir artık 5 dakika filan meselesi değil. Randevu alamıyorum şikayetini ortadan kaldırmak için yapılmış ama sağlık hizmetinin hekimlik öğretisinin doğasıyla bağdaşmayan bir meseledir. Çünkü 5 dakikada muayene olmaz, 5 dakikada gerçekten hekimlik söz konusu olamaz. Evet, ben de tamamen katılıyorum dediğinize. Etlikşehir Hastanesi'nin açılmasının ardından kapatılması planlanan Sami Ulus Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Zübeyde Hanım Hastanesi ve Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'nde eşyalar geri taşındı. Yeniden açılmaları planlanıyor. Bir geri vites, bir geri adım ifadesi. Evet, vatandaşın tepkisinin ardından eşyalar geri taşınıyor dedi. Manşet koymuşlar hocam. Ya yani orada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sayın Bakan'ı ben televizyonda da izledim. Kim diyor dedi biz şehir hastanelerini açarken şehrin içindeki hastaneleri kapatıyoruz. Bu doğru değil. Ben Bursa'dan örnek vereyim. İşte 2 sene önce açtılar Bursa Şehir Hastanesi'nin şehrin dışında ve Bursa'nın en büyük devlet hastanesini tam şehrin merkezindeki Muradiye'deki devlet hastanesini kapattılar. Halen de kapalı. Dolayısıyla şehrin içindeki hastaneleri gerçekten de kapatıyorlar. Burada bunu bir kez daha vurgulayalım. Evet hocam, önemli bir slide bu. 6 Ekim tarihli bir haber. Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün resmi gazete yayınlandı. Düzenlemeye göre özel hastane ve tıp merkezinin ruhsatında ve veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalaması mümkün oluyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve yönetmeliğin muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak, mesleki faaliyetleri büyük ölçüde kısıtlayacak nitelikte olduğunu ifade eden Türk Tabipler Birliği yönetmeliğe tepki gösterdi. Özellikle özel muayenehane hekimlerinin ameliyatlarını yaptığı vakıf ve özel hastanelerde artık kendilerine ameliyat yapacak yer bulamayacaklarını ve kendi hekimliklerini icra edecek bir alan bulamayacaklarını ve açıkçası vatandaşın da kendi sağlık hizmetini istediği yerde, istediği şekilde alma özgürlüğünde önüne geçen, hukuken kabul edilemeyen, son dönemde bu konudaki muayenehaneciler örgütlerinin, hekimler örgütlerinin de ciddi anlamda seslerini yükseltmeye çalıştıkları, hatta yarın yanlış bilmiyorsam saat 12.30'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Mega Hastanesi'nin önünde de bir basın açıklaması yapacaklar. Beyaz önlük bırakacaklar. Yarın bizim İyi Sağlık ekibinden de bazı arkadaşlar orada olacak. Bu haksız uygulamaya bir an önce son verilmesi ve hekimlerin istedikleri yerde, istedikleri kendi özgür iradeleriyle ameliyat yapabilme haklarını, mesleklerini icra edebilme haklarının geri verilmesiyle ilgili bir tepki gösterecekler. Bu konuyla ilgili siz ne dersiniz? Hekimlerin tepkisi çok haklı ve simge olarak seçtikleri hastane de çok bence önemli. Çünkü zincir hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılmış bir düzenleme gibi görünüyor. Yani burada anlaşılmayan şey şu, bir vatandaş düşünün, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ya da genel sağlık sigortası haklarından yararlanmaksızın kendi parasıyla gidip bir hekimden hizmet almak istiyor ve o hekim de o hizmeti bir özel hastanede sunacak. Sağlık Bakanlığı buraya niye sınırlama getiriyor ki? Yani bu kendisinin sınırlama getirmesi gereken bir alan değil. Sağlık hizmetine erişimle ilgili her iki tarafında bu erişim içerisinde kendi rızalarının olduğu bir yaklaşım. Sağlık Bakanlığı bununla uğraşana kadar asıl sağlık hizmetine erişemeyenler için olanaklar sağlamak yoluna gitmeli. Burada hani Sağlık Bakanlığı tamamen zincir hastanelerin sermaye birikimini ve kar maksimizasyonunu artırmak için bir takım uygulamalar peşine düşmüş gibi görünüyor. Türkiye'nin Sağlık Bakanı'nın aslında uğraşması gereken çok önemli sorunlar varken böyle bir şeyle uğraşması, böyle bir şeyle hekimleri ve sağlık kamuoyunu
meşgul etmesi de ayrıca tartışılması gereken bir şey. Burada 6.000 kadar muayenehanesi olan hekimden özellikle cerrahi branşta olanlar büyük ölçüde etkilenecek gibi görünüyor. Tabii hekimlerin burada mesleklerini serbest olarak yapabilme haklarının elinden alınması söz konusu. Buna karşı direnmeleri de en doğal haklarıdır diye düşünüyorum. Evet, biz de sonuna kadar yanlarındayız. Onları destekliyoruz. Bu haksız uygulamanın da bir an önce yeni yönetmeliklerle, kanun hükmünde kararnamelerle yani bir mevzuat mezarlığına dönmüş durumda. Sürekli bir şeyler çıkartılıyor. Bir an önce buna son verilmesinin altını çiziyoruz. 7 Ekim tarihli haberde Almanya'nın 2022 yılı başına kadar 15.000 olarak açıklanan doktor açığını Türkler kapatmaya başladı. Türkiye'den Alman hastanelere başvurup doktorluk yetki belgesi alan doktorların sayısı 7.500'e ulaştı. Geçen yıl 1.500'ün üzerinde doktor gelirken 2022 yılında bu sayıya şimdiden ulaşıldı deniyor. Demin bunu vurgulamıştık hocam. Almanya bir de hiçbir ücret ödemeden bedava bizim bütün masraflarını karşıladığımız kendi değerimiz olan sağlık çalışanlarımızla bu mevcut şeyi ücretsiz bir şekilde açığını kapatıyor. Bu da herhalde görmemiz gereken başka bir yönü bu işin. 27 Ekim'de Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı terör örgütü propaganda suçundan sevk edildi. Mahkemece de tutuklandı. Bunu çok da üzerinde durmayacağım. Sadece Şebnem Fincancı'nın kendi mensubu olduğu Türk Tabipler Birliği'ndeki sıfatıyla ön plana çıkması kabul edilebilir bir şey değil. Konunun çok fazla detayına girmek istemiyorum hocam. Burada şunu söylemek gerekir. Şebnem Fincancı'nın davası görülürken kendisinin Türkiye'ye geleceği bilindiği halde gözaltına alınma biçimi ve tutuklanması tartışmaya çok açık hukuk açısından. Elbette bir dava açılması, bir yargı sürecinin olması buna itiraz edecek bir şey yok. Ama gözaltına alma ve tutuklama süreçlerinin hukuka uygun biçimde sürdürülmesi gerekir. Ve sizin de söylediğiniz gibi Fincancı'nın kendi yaptığı eylemle Türk Tabipleri Birliği arasında bağ kurarak Türk Tabipleri Birliği'ne kapatmaya dönük girişimler ise bence kabul edilemez girişimlerdir. Eğer Fincancı yargılanır ve suçlu bulunursa suçun şahsiliği söz konusu olacağı için Türk Tabipleri Birliği'ni bundan ayrı tutmak gerekir. İkisini birbirine karıştırarak tartışmanın ben aslında konuyu bulanıklaştırdığı kanısındayım. Evet. 1 Kasım'da Sağlık Sen Başkanı Semih Durmuş, ek ödeme yönetmeliğiyle yapılmış olan düzenlemelerin kapsayıcı olmaması ve çalışanların önemli bir kesiminin göz ardı edilmesi, bozulmuş olan çalışma barışının daha da derinleştirerek sağlık hizmeti sunumunda büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır dedik. Sağlık bir ekip işidir. Bu ekibin her mensubunu teker teker hakkını savunması ve hakkını vermesi gerekir. Ve çalışma barışı özellikle sağlık sistemi için, sağlık hizmeti sunumu için en önemli unsurlardan bir tanesidir ki bunun karşılığında ortaya bir kalite, ortaya bir verimlilik, ortaya bir memnuniyetlik. Çünkü bir şifa çıkacak. Bu şifanın gerçekleşmesi için bunun uygulaması şart. Hocam Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle 28 mahalle karantina altına alındı. Böyle bir haberimiz var. Yine İstanbul Avcı... Burada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Mavi dil hastalığı değil ama biliyorsunuz Kuduz'dan bir çocuğumuzu kaybettik. Slaytımız var hocam. Var mı? Tamam. O zaman orada konuşalım. Evet. Tamam. İstanbul Avcılar'da kalp hastasını almaya giderken geri giden ambulansın otomobillerine çarptığını öne süren aynı binadaki 4 kişi sopalarla ambulansa saldırdı. Bir sağlıklı şiddet haberimiz daha. Evet ve bu benim belki de giderlerse gitsinlerden sonraki en üzerinde vurgu yapacak slaytlardan biriydi. 10 Kasım'da Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu Kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetti. 21. yüzyılın yani yüzyılın Türkiye'si ifadesi kullanıldı ya biliyorsunuz hükümet tarafından. Bu Türkiye'nin bu yüzyılında sağlık sisteminde Kuduz'dan yani aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı yitirdik. Yani bu gerçekten o kadar üzücü, o kadar can sıkıcı bir ölüm ki böyle her önlenebilir ölüm karşımıza geldiğinde içimiz yanıyor. Burada şunu da söylemek gerekir. Türkiye maalesef aşısı olan bir hastalıktan dolayı bir evladını kaybederken aynı zamanda hem sokak hayvanlarını hem de yaban hayvanlarını aşılamak konusunda da ne kadar geri kaldığını ortaya koymuş oluyor.
O yüzden de Murat Hocam, tek sağlık anlayışını benimseyen bir yaklaşımla sağlık hizmetlerini yönetmek gerekir. Yani hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacıların yanı sıra veteriner hekimleri de bu sürece katan, evet, ve tek sağlık yaklaşımını benimseyen bir tarza ihtiyacımız var. En son pandemide de bunu çok yakından deneyimlediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Yeri gelmişken, yani şu ana kadar bir çocuğumuzu kaybettik ama daha dün kuduz nedeniyle hayatını kaybeden bir köpekten, yine sokak köpeğinden söz ediliyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde. Dolayısıyla hükümetin bir an önce o bölgedeki kuduz varlığının farkında olarak hem sokak hayvanlarını hem de vahşi hayattaki kuduz taşıma ihtimali olan hayvanları aşılayacak bir uğraşı ivedi olarak hayata geçirmesi gerekir ki bir daha böyle ölümlerle karşılaşmayalım. İçimiz yanıyor çünkü gerçekten. Tek sağlık, yani her sektörde sağlık vurgusu yaptınız. Ben de bunun altını çiziyorum. 17 Kasım'da MHP'li Muhittin Taşdoğan Türk Tabipler Birliği adından Türk ismini çıkartılması için kanun teklifi sundu. Ayrıca kanun teklifinde sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği üye olmasının zorunluluğunun kaldırılmasına da yer aldı dedi. Siz zaten bunun açıklamasını demin yaptınız. Meslek örgütlerinin önemini, zorunluluğunu anlattınız aslında. Bu işin diğer STK gibi olmadığının da altını çizdiniz. Türk ismini kaldırma kısmında da TC'yi kaldırmaya şimdiye kadar hani tepki göstermesini en beklediğimiz partilerden biri olduğunu da burada vurgusunu yapıp bu çelişkiyi hatırlatmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum kıymetli hocam. 20 Kasım'da Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim'de özel hastaneler yönetmeliğindeki serbest çalışan hekimlerin mesleklerini istekleri gibi icra edebilmelerini engelleyen değişikliğe tepkiler sürüyor. Cerrahlarda hastanelerinde ameliyatları yapabilmesi için yıllık 400 bin dolar, 1,5 milyon dolar sözleşme ücretleri talep eden özel hastaneler var. Yarattığı kaos şimdiden ortada. Yani hekimlerin serbest hekimliklerini serbest yapabilme hakkı ve vatandaşların sağlık hizmetini istedikleri yerden alabilme hakkını bir tarafa bırakalım. Yani bu mevcut küresel yapılaşmanın getirdiği şu yani conflict of interest diyeceğimiz nokta burada zaten kendini ortaya çıkartıyor. Şimdiden bazı özel hastanelerin daha önceden talep ettikleri fiyatının çok daha yüksek katlarında talep etmeye başladıklarının duyumlarını bizler de şimdiden almaya başladık. Daha yürürlüğe gireceği 6 Ocak tarihi gelmedi. Bu arada farkındaysanız zincir hastaneler için demiştik, bir piyasada yaratmış oldular. Aynen. Bu da aslında neye hizmet ettiğini göstermesi bakımından önemli diye düşünüyorum. Evet hocam. 26 Kasım tarihindeki haberde Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Tıpta uzmanlık sınavına 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu söyleyen Özkiraz'ın tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapların üzerine şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı ve yapılan araştırmada lise mezunu olduğu öğrenilen sahte doktor Özkiraz tutuklandı. Demin bu konuyu zaten sizle beraber işlemiştik. Ama burada şunu söylememiz gerekir Murat Bey. Yani bakın, Sağlık Bakanı'nın çıkıp bir açıklama yapması lazım. Böyle evet, sahte bir doktor bir kamu kuruluşunda nasıl görev yapabilir? Eğer sizin doğru düzgün bir sisteminiz varsa, bir denetimi ki burada varsa, meslek örgütlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer herkesin meslek örgütüne üye olmasının zorunlu olduğu, böylece diploma bilgisinin doğrulandığı bir sistem kurmuş olunsaydı böyle bir durumla karşılaşmazdık. Ki bu kişinin ve benzer başka kişilerin nasıl bir hasta güvenliğini tehdit eden uygulamalar içinde bulunduğu da henüz açıklığa kavuşmuş değil. Dolayısıyla büyük bir risk olduğunu bir kez daha vurgulayalım. 28 Kasım'daki tarihte Tokat'ta beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya yoğun bakım ünitesinde bir erkek, iki hemşirenin kötü muamelede bulunması sonrası açılan soruşturma kapsamında faaliyetlere durdurulan Medical Park Tokat Hastanesi bir hafta sonra yeniden hasta kabulüne başladı. Burada hep sağlık, yani farklı bir perspektifte de bir haber vermek açısından bu konudaki etik duruşumuz açısından, programın etiği açısından bizlerle ilgili de yanlış haberleri, hani bu işin şey, bazı hekimler bizler videolar gösteririz yaptığımız cerrahlarla ilgili, asıl doğru olan etik duruş, doğru duruş komplikasyonlarla ilgili videolarda gösterebilmektir. Bu da kendi içimizdeki bazı sorunlarımız. Bir haber, 29 Ekim'den Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde sıra yüzünden çıkan tartışmada hasta yakınının saldırısına uğrayan acil tıp uzmanı Orhan
Hagi'nin burnu kırıldı. Doktor Hagi ameliyata alınırken saldırgan gözaltına alındı. Bir şiddet haberi daha. 2 Aralık'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye hizmet kalitesiyle sağlığın küresel yıldızı oldu dedi. Amerikan ilaç şirketi Alexion'un ürettiği Solaris isimli ilaca Türkiye'den ruhsat sürecinde 1 milyar 300 milyon dolar rüşvet verildiği iddia edildi. İddiaya gündeme getiren DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olayı Türkiye Üniversitesi gündemine taşıdı ve Sağlık Bakanlığı rüşvet skandalı diye bir haber de çıktı. Yani ben hizmet kalitesi açısından küresel yıldız olduğumuz bir dönemde aşıyla önlenebilir bir hastalıktan, kuduzdan bir evladımızı kaybettik diye özetlemek yetiyor. Bu küresel yıldız kısmının nasıl karanlık olduğunu aslında ortaya çıkartıyor. Bir yorum yapacak mısınız hocam? Evet, iki şey söyleyeceğim. Birincisi bu ilaç skandalının yanı sıra bir de biliyorsun bu ara bazı gazeteciler tarafından dile getirilen kanser ilaçlarının çok yüksek karla yurt dışından alınıp aradaki şirketler aracılığıyla satılması diye bir yaklaşım var. Henüz bakanlıktan bu konuda bir şey duyabilmiş değiliz ama birkaç tur yayınlanıyor iyi gazeteciler tarafından. Dolayısıyla bunların da gündemde tutulmasına büyük ihtiyaç var. İkincisi, hizmet kalitesiyle sağlığın küresel yıldızı oldu diyor Sağlık Bakanı ama OECD sağlık hizmetlerinin kalitesi, daha doğrusu maalesef kalitesizliği ile ilgili yalnızca Türkiye için bir kitap yayınladı. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesinin ne kadar düşük olduğu, ne kadar sıkıntılı olduğuyla ilişkin çok ibret verici bir kitaptır. Bir örnek vereyim size. O kitapta yer alan bilgilere göre tanık olmuş diyabet, şeker hastalığı olgularının kan şekerini regüle edememe oranı OECD ortalamasının 10 kat üzerindedir. Yani tanıyı koyuyorsunuz ama hastayı iyileştiremiyorsunuz. Aynı şey hipertansiyon için geçerli. Aynı şey KOAH ve benzerleri için geçerli. Dolayısıyla Türkiye maalesef sağlık hizmetlerinin kalitesiyle anılan bir ülke değil. OECD'nin kitabından söylüyorum. Başka örnekler üzerinden de tartışabiliriz. Yani bakanın kendini övecek cümleler kurması yerine nesnel bilgiye, gözleme, araştırmaya dayalı çıktılar üzerinden tartışmak daha uygun olacak sanıyorum. Evet, Muayeneler Derneği'nde aralarında olduğu 45 Sağlık Derneği üyesi doktorlar özel hastaneler yönetmeliğiyle ayakta teşhis yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmenin iptal edilmesini istedi. 6 Aralık'taki haberimiz, bunu konuştuk. CHP'nin sağlık sistemi raporunda sağlık hizmetleri sektöründen son 2 yılda meydana gelen iş kazalarının %116 arttığını aktarıldı. Bence çok kıymetli bir veriydi. Hani birçok şeyde görmediğimiz bir veriydi. Bir yorum yapacak mısınız hocam buna? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Gamze Hanım'ın, Gamze Akkuş İlgezdi'nin başkanlığında hazırlanan bir rapor. Özellikle pandemi döneminde hekimleri de içerecek şekilde sağlık çalışanlarının kayıtlara yansıyan iş kazalarının bile ne kadar arttığını ortaya koydu. Ki kayıtlara yansıyanlar, kayıtlara yansımayanlar söz konusu olduğunda buzdağının yalnızca görünen kısmı. Dolayısıyla ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığımız aşikar. Evet, 13 Aralık'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasında yer alan doktorla alakalı Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma başlattığını söyledi. Bu konu yüreklerimizi yakan, canımızı acıtan bir konuydu. Çok yönüyle tabii kritike edildi, detaylandı. Sağlık Bakanı'nın da bu işe adı karışan doktoru soruşturma başlatması olumlu bir hareketti. En azından yapılması gereken, beklenen bir hamleydi. Bunu da altını çizmek istedim ben. 14 Aralık tarihindeki haberde ise 13 yaşta evliliği savunan Konya Numune Hastanesi Araştırma Hastanesi başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal görevden alındı. Dediğim gibi bu programın bir özelliği de beklediğimiz hamleler olduğu zaman da bunu burada vurgulayabilmek. Evet, 14 Aralık'ta tüm ilaçlara %36.77 zam geldi. İlaç fiyatını belirleyen euro değeri %36.70 arttırıldı. Sosyal medya hesabından ilaç zammına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi dedi. Hocam var mı bir iki cümlede buradan duyalım size? Erkene çekildi ama sorun çözülmedi. Halen evet. İlaçlara erişimle ilgili ciddi sıkıntı var. Siz de yakından biliyorsunuzdur. Dolayısıyla bu sorunu çözmek için Sağlık Bakanlığı'nın ilaç politikalarını daha kapsamlı olarak masaya yatırması, konunun taraflarını davet ederek ileride önlemler alması gerekecek.
yoksa ilaçla ilgili sıkıntılar maalesef devam ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biz genelde hep izleyicilerin sabrına teşekkür ederiz ama ben burada hem katkılarınız hem destekleriniz hem de öncelikle programın sonuna kadar gösterdiğiniz sabırdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bence çok anlamlı ve herkesin başvurabileceği çok kaliteli bir program oldu. Neredeyse bütün bir yılın panoramasını teker teker, hani bizler ekipçe ben teker teker oturup araştırdım. Bütün haberleri çıkarmaya çalıştım eksiksiz olarak. Ama her biri üzerinde teker teker yorum yaptık. Sağlık sisteminin küçük bir ansiklopedisini bugün konuştuk sizlerle. Çok da yerinde vurgular yaptık. Ben programda gerçekten çok, ben de bu konuda çok ciddi katkılar aldım. Keyifli, güzel program oldu. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim Murat Bey. Umarım izleyenler de yararlanırlar. Gerçekten Türkiye'de sağlık alanı çok sorunlu. Özellikle muhalefette bulunan partilerin tamamının sağlığın bir hak olduğu gerçeğinden yola çıkarak sağlığa erişimin önündeki bütün engelleri kaldıracak politikaları insanların önüne sunmasını ve bunların uygulamaya konmasını beklememiz ve bunu zorlamamız gerekir. Bu programın da bu sürece belki de küçük bir katkısı olmuştur diyorum. Ben de beni davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, sağlıkla ilgili merak ettiğiniz, 2022 içinde merak ettiğiniz, geleceğe bir ışık tutacak önemli açıklamalar ve vurgularla her zaman arşivinizde yer alması gereken bir programın altına imza attık Kayhan Pala hocamla ben. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve İYİ Parti olarak demokratik, kalkınmacı ve milliyetçi bir politik anlayışımızla ama her zaman liyakatı ön planda tutan vizyoner ve yenilikçi yapımızla daha birçok konuda projeler üretmeye devam edeceğiz. Biz İYİ Sağlık ekibi olarak diğer partilerdeki mevkidaşlarımızla, meslektaşlarımızla, meslek örgütleriyle iç içe, kol kola tek bir vücut olarak Türkiye'nin gelecekteki sağlık sisteminin en iyi işleyebilecek halde olması, kendini renove edebilmesi, kendini denetleyebilmesi ama önce insan sağlığı, önce insan mottosunu da her zaman önemli bir mihenk taşı gibi hep her şeyin önünde tutacak bir sistemin anlayışı için emek vermeye devam edeceğimizin biz buradan sözlerini veriyoruz. Evet, bir sonraki programda yepyeni bir konu başlığında yine işin uzmanı yepyeni bir konumuzda sizlerle birlikte olmak dileğiyle buradan Kayhan Hocam'la yılın son günlerinde bu program yayınlanacağı için 2020 için 2023 yılının bütün milletimize, bütün halkımıza sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve 2023'teki seçimlerin de ülkemize yeni bir gelecek, yeni bir umut olması dileğiyle bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve sandık başına gelip oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Yeni yılın hepinize barış ve huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bilmiyorum hocam, bir cümle de siz herhalde burada sarf etmek istersiniz yeni yılla ilgili. Buyurun. Evet, 2023 yalnızca yeni bir yıl değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıp ikinci yüzyıla adım atacağımız bir dönem. Bu nedenle 2023'ün yalnızca sağlık ve huzur değil, aynı zamanda barış, sevgi, mutluluk ve dayanışma da getirmesini, hep birlikte Cumhuriyet değerleriyle dolu, özellikle gençlerin geleceğe kaygıyla bakmadığı bir ülkeyi yeniden tasarlayabileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.